Jean-Jacques Rousseau. Seslendiren: Seval Delikara. Jean-Jacques Rousseau, 28 Haziran 1712'de Cenevre'de Protestan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Anne 9 gün sonra öldü. 1722'ye kadar babasıyla kaldı küçük Rousseau. Babası Isaac Rousseau'nun sağ solu belli olmayan garip bir kişiliği vardı ve küçük oğluna gereken eğitimi verecek durumda değildi. jean içinde bulunduğu kötü ortamdan ancak düşsel bir dünya yaratıp o dünyaya sığınarak kaçabiliyordu. Bu düşsel dünyayı kurmasına en çok eline geçirdiği romanlar ve Platarkos'un yapıtları yardımcı oluyordu. Babası İsa Christo, bir kavgaya karıştığı için 1722'de sınır dışı edilince, 10 yaşındaki küçük Rousseau, kardeş çocuğu olduğu Abraham Bernard'la birlikte Basside, Rahip Lambesi'nin koruması altına verildi. En küçük bir baskıya gelemeyen Russo'yu 1724'te teyzelerinden biri yanına aldı. Bu arada kısa bir süre bitki aşılama işinde çırak olarak çalıştı. 1725'te gravürcü dökümünün işliğine çırak olarak girdi. İşin ağırlığına dayanamadı. Kendi anlatımıyla 1728'de bir pazar akşamı gezinti dönüşü kentin kapılarını kapanmış bulunca Fransa'ya doğru serüven yolculuğuna çıktı. Bir ara yanında barındığı Katolik bir rahipten çok etkilendi. Katolik olmayı düşlemeye başladı. Rahip, Russo'yu kısa zaman önce Katolikliği seçmiş olan Madame Wagens'le tanıştırdı. Bu genç kadının Russo üzerinde etkisi yazgısaldır. Torino'da Katolikliği kabul eden Russo için serüven dolu bir yaşam başladı. Önce Madame Vercelles’in daha sonra Comte Gouven'ın yanında uşaklık etti. Çeşitli işlerde çalıştı ve bu süre içinde özellikle müziğe merak sardı. Fibuh'da ve Lozan'da dolaştıktan ve Nuketel'de bir süre kaldıktan sonra Börne, oradan da Fransa'ya geçti. Sonunda Paris'e ulaştı. Sean de yeniden Madame Wagens'in yanına döndü. Önce Sean Barry'den, daha sonra Charmettes kasabasında Madame Wagens'le kendisi için unutulmaz ve verimli yıllar geçirdi. Durmaksızın okuyor, müzik derslerini izliyor, doğayla hışır neşir olabiliyor, duyarlığını ve kafasını alabildiğine geliştiriyordu. Ne var ki Madame Wagens Russo'dan usanmıştı. Charmettes'ten ayrılması gerekiyordu. Leon'da. Monsieur Mevlin'in evinde bir süre özel öğretmenlik yaptıktan sonra şansını başkentte denemek üzere Paris'e geçti. Fransız Bilimler Akademisi'ne müzik için yeni imlerle ilgili tasarımı sunduysa da bu yeni notalama yöntemi ilgi görmedi. 1743'te Fransa Büyükelçisi Monsieur Montaigne'ün yazmanı olarak onunla birlikte Venedik'e gitti. Ne var ki bu ilişki uzun sürmedi. Monsieur Montaigu ile bozuşup 1744'te Paris'e döndü. Bir opera için Voltaire ile çalıştı. 1743-1744 yıllarında Cédrère ile dostluk ve bu arada hizmetçilik yapan Thérèse ile ilişki kurdu. Rousseau daha sonra bu ilişkiden olma beş çocuğunu yetimhaneye bırakacaktı. 1746'da yazar Dupin'in yazmanı olarak Kadınlarla ilgili bir kitap üzerinde çalıştı. Paris sosyetesi kapılarını Russoya açmıştı artık. O dönemde Soylu ya da tanınmış kişilerin sanat ve bilim konuşup tartışmak için toplantılar düzenledikleri salonlarda hazır bulunuyordu. Ansiklopedi çalışmalarına katılmaya başladı. Müzikle ilgili maddelere katkıda bulunuyordu. Ama hizmetçi ve sırla ilişkisinin duyulması. Ayrıca iyi bir konuşmacı olmayışı yüzünden sosyetenin kapıları yüzüne kapanmaya başladı. Beş çocuğunu yetimhaneye bırakmasında marazlı ruhsal yapısı yanında kendini sosyeteye dayatma tutkusu da etkili olmuştur denebilir. Salonların kapıları yüzüne kapanıyordu. Ama Russo ne yediği belirsiz bir serseri değildi artık. Tanınmış biri olmanın belli çevrelerde bulunmanın tadını almış, yüzüne kapılmış. Kendini kanıtlama tutkusu artık söndürülemeyecek bir yangına dönüşmüştü. Yaşamının bundan sonraki bölümünde dehası bu tutkunun sınırsız, koşulsuz hizmetinde olacaktı. Diderot körler üzerine mektuplarının yayınlanmasından sonra hapse atılmıştı. Rousseau 1749 Ekim'inde Vincennes'teki hapishaneye onu ziyarete gidiyordu. Yolda Dijon Akademisi'nin Bilimlerin ve sanatların sağaltımının törelerin arındırılmasına katkıda bulunup bulunmadığı konulu bir yarışma açtığını okudu. Ve kendi anlatımıyla o anda kafasında parlak bir düşünce doğdu. Bu düşünce onun ileride işleyeceği öğretinin çekirdeğini oluşturacaktı. İnsan doğası olarak iyidir. Onu toplum ve uygarlık bozar. Diderot bu düşüncenin Rousseau'ya işlenmesi gereken parlak bir paradoks olarak sensdeki mahpuslarca aşılandığını ima eder. Russo bu düşünceyi işleyip geliştirerek ve uygarlığın kötü sonuçları, bilimler ve sanatlar üzerine söyle başlığını koyarak 1750'deki yarışmaya katıldı. Yayınlanması tepkilere yol açan bu söyleviyle Russo, yaşadığı yüzyılın anlayışına karşı çıkmakla suçlandı. Başta Voltaire olmak üzere aydınlanmadan yana olan herkesi karşısına almıştı. Ama Dijonlu akademisyenler ödülü Russo'ya verdiler. Çağcıl yaşamın tüm nimetlerinden yararlanmayı, lüksün keyfini sürmeyi ve düzgün bir toplumsal yaşamı erekleyen güçlü bir grubun karşısına dikilmişti. Yaşam biçimini savunduğu öğretiye uydurması gerektiği kararına varan Russo, yarattığı tartışmayla adam akıllı ünlenmiş olmasına karşın sanatkarlar gibi iş giysileriyle dolaşmaya ve yaşamını nota kopya ederek kazanmaya başladı. Köyün Kahini adlı operasının ve bir gençlik yapıtı olan Narsis adlı komedisinin oynanmasına izin verdi. Ama yazmayı bıraktı ve kendini felsefi düşünceye adadı. Dijon Akademisi'nin 1754 yılı için düzenlediği yeni bir yarışmanın konusu Rusoyu suskunluğundan koparacak denli kışkırtıcıydı. İnsanlar arası eşitsizliğin kaynağı nedir? Bu kaynak doğal yasanın bir sonucu olabilir mi? Bu yarışma için kaleme aldığı iyiliğin kötülükleri, eşitsizliğin kaynağı üzerine söylevinde Russo, birinci söylevinde vardığı sonucu derinlemesine irdeliyor ve çağcıl bozulmanın nedeni olarak toplumsal kurumlaşmayı gösteriyor. Birincisine göre daha iyi kurguladığı bu yeni söyleviyle çağcıl toplumları temellendiren İyilik ilkesini adam akıllı sallıyor, insanın evriminde özdeksel, maddi etkenlerin başatlığını vurguluyor, toplumsal sınıflar arasındaki çıkar çatışmasının altını çiziyor ve siyasal ezinçle toplumsal adaletsizlik arasındaki bağı sergiliyordu. Rousseau böylece toplumcu, sosyalist düşüncenin yolunu açıyordu ve Dijonlu akademisyenler Sav'ın ataklığı karşısında ürkmüşlerdi ödülü bu kez Russo'ya vermediler. O da zaten kazanmayı beklemiyordu. Doğduğu memlekete çekilmeyi düşünüyordu. Cenevre'ye döndü ve Katolikliği bırakıp yeniden Kalvinist inanca bağlandı. Yine de 1756'da Madame de Pinney'in Ermitaj adını taşıyan malikanesinde kalma çağrısını kabul edip Montmorency'ye gitti. Burada toplumdan uzak olmanın mutluluğuyla dolu Üretken günler geçirmeye başladı. Ama bir takım olaylar bu mutluluğun sürmesine izin vermedi. Çocuklarının annesi Teres'le Teres'in annesinin yaydıkları dedikodular, Didero'nun Russo'yla Madame Depin'e ilişkisine patavatsızca burnunu sökmesi, Madame Daudetta'ya tutkusu ve bu tutkunun üzerine düşen gölge, yani Madame Daudetta'nın aşığı Ozan Saint-Lambert. Alman yazar ve eleştirmen Melchior Grimm'in bir takım oyunlarla tüm bunların üstüne tüy dikmesi. Bu oyunlar sonucu Rousseau, Madame de Pinay'den koptu. Diderot'la da bozuştu ve ona karşı açık bir savaşıma girdi. Rousseau, ansiklopedide Marki de Lambert'in kaleme aldığı Cenevre maddesini okumuştu. Marki de Lambert bu yazısında Cenevreli rahiplerin erkinciliğini, liberalizmini övüyor ve bu kentte tiyatro kurulmasını öneriyordu. Rousseau ona uzun bir mektup yazarak bu öneriye yayın biçimde karşı çıktı. Daha sonra tartışmayı genişleterek tiyatroyla aktöre arasındaki ilişkiler sorununu ortaya attı. Tiyatro gösterilerine cephe almakla aslında kendi dizgesinin mantığına uyarak uygarlığın ince zevklerine karşı çıkıyordu. Ama bu tutumuyla tiyatronun başta Voltaire olmak üzere ateşli birer dost olan filozofları da karşısına alıyor ve onlardan kopuyordu. Voltaire artık acımasız bir düşmandı kendisi için. D'Alemberte mektup Rousseau'nun yapıcı yapıtlar ortaya koyacağı verimli yalnızlığının başlangıç noktasıdır. Rousseau 1758'in başlarında Montmorency köyü yakınlarında Montli adıyla anılan küçük bir eve yerleşti. Mareşal Luxemburg'un yakınlarındaki şatosuna sık sık çağrılıyor ve Mareşal'le eşinden hoş kabul görüyor, çoğu kez onlara yazdıklarından bölümler okuyordu. Bu sıcak dostluk, Egmitej'deki olayların etkisinden kurtulmasına yardımcı oldu ve daha önce tezgaha koyduğu üç önemli yapıtını tamamlama gücü elde etmesini sağladı. 15 ay içinde yeni Heloise Toplum Sözleşmesi ve Emil yayınlandı. Rousseau, yaşamının son yıllarını Paris'te, bugün kendi adını taşıyan Pletreir sokağındaki bir evde geçirdi. İyice karamsarlaşmış, paranoid belirtiler adam akıllı artmıştı. Uluslararası bir tertiple karşı karşıya olduğunda dinsiz, ansiklopediciler arasında olduğu ölçüde protestan ve katolik çevrelerden de birçok düşmanı bulunduğuna inanıyordu. 1772 ile 1776 yılları arasında üç bölümlük garip söyleşmelerini yazdı. İkinci başlığı Jean-Jacques'ın yargıcı Russo olan bu yapıtta iki kişi yazarla ilgili olumsuz görüşlerini tartışıyor ve sonunda onun erdemli bir insan olduğu sonucunda birleşiyordu. Kamuoyunu kazanmak için umutsuz bir çaba içine girmişti. İşi sokaklarda kendini savunan kağıtlar dağıtmaya değin vardırdı. Ama insanların üzerine dikilen gözlerinde o çok aradığı sevecenlik yerine şaşkınlıkla karşılaşıyordu. Russo, içinde bulunduğu o durumda bir çıkış yolu bulmaya, kendini toparlamaya çalışıyordu. Kendisine karşı düzenlenen tertiple baş edemeyeceği kararına varmıştı. Yapabileceği tek şey bir düşler alemi yaratıp orada kaygılardan uzak, yalnız kendisi için yaşamaktı. Öyle yaptı. Yapmaya çalıştı. Hiç olmazsa kağıtlar üstünde gezinen kaleminin ucuyla hiç ulaşamayacağı o erinci ve mutluluğu aradı. Ama boşuna. Bir yalnız gezerin düşleri, kendinden sonraki kuşaklara bırakabildiği bir içsel hesaplaşmanın beyinsel iz düşümünden başka bir şey değildir. 20 Mayıs 1778'de Jigadan ailesinin Örmenen Vindil'deki şatolarında kalması için yaptığı çağrıyı kabul etti. Bu şatoda dingin günler geçirmeye başladı. Ölüm onu bu erinçli ortamda yakaladı. Orada Kavaklar Adası'nda toprağa verildi. Devrimden sonraki konvansiyon yönetimi, Rousseau'nun küllerini ona olan saygının bir anlatımı olarak Panteon'a taşıttı. İkinci Bölüm Jean-Jacques Rousseau, insan ve toplum sorununu medeniyetleşme sürecinin yol açtığı olumsuzluklara ve neden olduğu değişimlere karşın insanın nasıl özgür olabileceği açısından ele alır. Rousseau, doğal bir özgürlük ve sahici bir yaşama sahip olduğunu düşündüğü doğal insanla birçok bağımlılıktan ötürü özgürlüğünü yitirmiş medeni insan arasında ahlaki, politik değerler ve psikolojik eğilimler temelinde köklü bir ayrım yapar. Bu ayrımın yanı sıra sorunun çözümü açısından insan doğasında ve toplumsal ilişkilerde gerçekleşen bu köklü dönüşümün nasıl meydana geldiğinin açıklanması gerekliliğine dikkat çeker. Rousseau bu köklü dönüşümün nasıl ortaya çıktığını, insanın psikolojik yapısında, politik ve iktisadi ilişkilerde ne gibi dönüşümlere yol açtığını Dijon Akademisi'nin 1753 yılında insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı konulu düzenlenen yarışmaya sunduğu insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı ve temelleri üzerine konuşma adlı eserinde gözler önüne sermeye çalışır. Rousseau konuşmada bu dönüşümün nasıl ortaya çıktığını ele alacağını şu sözlerle belirtir. Bu konuşmada asıl konu nedir? İleri gidiş için kuvvetin yerini hukukun aldığı, böylece doğanın yasaya boyun eğdiği anı saptamak güçlünün zayıfa hizmet etmeye ve halkın fikren rahat olmayı gerçek mutluluk pahasına satın almaya hangi mucizeler dizisiyle karar verdiğini meydana çıkarmak. Rousseau'ya göre insanlar arasındaki eşitsizlik ve kötülüklerin kökenini ortaya çıkarabilmek, insanın gerçek ihtiyaçlarını ve görevlerinin temel ilkelerini ve ideal bir politik yapının gerçek temellerini sunabilmek açısından yapılması gereken insanı en doğal haliyle tanımaktır. Ona göre insanların sahip olmaları gereken bilgiler içinde en önemli bilgi, insanın kendisine yönelik bilgi olmasına karşın insanlar bu alanda çok büyük bir gelişme kaydetmemişlerdir. İnsan doğasına yönelik bu temel ve zorunlu bilgiyi elde edebilme sorunu, Rusya açısından felsefe tarihinin en zor ve çetin sorunlarının başında gelmektedir. Bu zorluğun en temel nedeninin doğallıktan medeniyete doğru gelişen tarihsel sürecin İnsan ruhunda neden olduğu köklü dönüşümler olduğunu düşünen Russo, bu dönüşümler neticesinde insanın hemen hemen tanınamayacak kadar görünüş değiştirdiğine dikkat çeker. Russo'ya göre bu tarihsel süreçle birlikte insan doğal halden giderek uzaklaşmış olmasının yanı sıra bu süreç içerisinde yeni bilgi ve ihtiyaçlarla karşılaştıkça kendisi için en temel ve zorunlu bilgiyi elde edebilme imkanını da giderek zora sokmuştur. İnsan doğasını kökten bir biçimde dönüşüme uğratmış olan bu tarihsel süreçten bağımsız bir şekilde insanı en saf, saf haliyle tanıma arzusu bir doğal halin bilgisini zorunlu kılar. Toplumun politik hakların temeliyle ilgilenen Hobbes, Locke, Grotius gibi dönemin önde gelen filozofları doğal hal diye isimlendirilen Medeniyet ve toplumsallık öncesi bir durumdan söz ederler. Doğal halin nasıl olduğu, insanların bu aşamalarda hangi özellikleri taşıdığı konusunda filozoflar farklı cevaplar vermelerine karşın doğal hal düşüncesinin kullanılış nedeni çoğunlukla sivil ve medeni bir hayatın zorunluluğuna, değerine dikkat çekmektir. Fakat Rousseau doğal hal tasavvuruyla farklı olduğu kadar karşıt bir konuma sahiptir. Rousseau'nun gayesi medeni toplumun gerekliliğine dikkat çekmek değil. Bilakis bu toplumu kökten bir şekilde kritiğe tabi tutmak ve yeni bir toplum için ilke sunmaktır. Doğal hal bilgisinin gerekliliğine karşın Ruso modern çağın sosyokültürel yapısının insan doğasında neden olduğu etkilerden ötürü insanı doğal haliyle deneyimlemenin zorluğuna dikkat çekerken bu girişimin pek de kolay olmayacağını da belirtir. İnsanın bugünkü doğasında doğuştan olanla yapma olanı birbirinden ayırmak ve artık var olmayan, belki hiç var olmamış olan ama gene de şimdiki durumumuzu doğru yargılamak için hakkında doğru kavramlara sahip olmamız gerekli olan bir durumu tanımak hafif bir girişim değildir. İnsanı doğal haliyle tanımak için bir deney imkanının yokluğu, onu modern toplumun varında apaçık bir şekilde gözlemleyebilmenin imkansızlığı nedeniyle Rousseau sorunun çözümü açısından varsayıma dayalı bir yönteme başvurur. Bu yöntem insanın doğanın elinden çıkmış olması gerektiği gibi düşünülmesidir. Yöntemde gaye, insanın doğallıktan medeniyete doğru ilerleyen sürecin bütün yapay etkilerinden soyutlanarak özüne ve doğallığına ulaşabilmektir. Rousseau bu yöntemle medeniyetten kaynaklı düşünce ve kurumları bir yana bırakarak İnsanı tarih içinde sahip olduğu bütün yapay niteliklerden ve oluşturduğu toplumsal ilişkilerle kurumlardan ve uzun gelişmeler sonucunda elde ettiği yapay yetilerden soyutlar. Bu tarz bir soyutlama yoluyla elde edilen sonuç Russo tarafından insanın doğal hali olarak adlandırılır. Russo'da doğal insanın içinde bulunduğu hali ortaya serebilme çabası, insanın yapay olarak tanımlanan her türlü durum ve nitelikten soyutlanması yöntemine dayandığı gibi, bu yöntem aynı zamanda medeniyetin topyekün bir şekilde olumsuzlanmasını da ifade eder. Bu soyutlama ve olumsuzlama Russo'yu bir medeniyet eleştirmeni durumuna taşıdığı gibi, ona insanın hipotetik bir tarihini kurma olanağını verir. Russo doğal hal üzerine yaptığı açıklamaların varsayımlara dayandığını ve onların tarihsel gerçekler olarak kabul edilmemesi gerektiğine dikkat çeker. Çünkü Russo'da amaçlanan Doğal halin tarihsel bir gerçekliğe sahip olmaması değil. Bu tasavvurun insanın özüne ve doğallığın yetimine yönelik soruşturmanın başlangıç noktası olarak sunulmasıdır. Nihayetinde bir temel oluşturan varsayım olarak doğal hal tasavvuru, bir yönüyle doğallıktan medeniyete yönelik sürecin başlangıç noktası olduğu gibi, medeniyetin ve modern toplumun hangi ilkeler çerçevesinde kritiğe tabi tutulmasına ve ideal bir toplumun kurulabilmesi için temel olan ilkelerin neler olması gerektiğine dikkat çeker. Bu durum, doğal hal tasavvurunun insan doğası ve toplumsal gelişime yönelik bir köken araştırmasının yanı sıra ahlaki ve politik değerlere ilişkin normatif bir açıklama girişiminin de ifade ettiğinin bir göstergesidir. Bu aktarılanlar ışığında Rousseau'nun doğal hal tasavvurunda dikkat edilmesi gereken husussa, sosyokültürel ilişkilerin bütününün ve insanın psikolojik yapısının tarihselleştirilmesidir. Medeniyetin ruhunda yaratmış olduğu olumsuz etkilerden ötürü insanın özünden ve sahici bir yaşamdan uzaklaşmış olmasına yönelik iddia, sosyokültürel yapı ve insan doğası arasında karşılıklı bir etkileşimin varlığının ve bu ilişkiyle ilişkiyi oluşturan unsurların tarihsel koşulların bir parçası olduklarının göstergesidir. Ruslu açısından doğal hal, İnsan doğasına ve topluma ilişkin bir köken olarak sunulmasının yanı sıra ideal bir toplum ve özgür bir insanın neye göre var edilmesi gerektiğine yönelik bir ilke girişimini de ifade ettiğini belirttik. Neticede doğal halin Russo tarafından ne şekilde tasvir edildiğine gelince öncelikle söylenmesi gereken doğal hal her türlü toplumsallığın ötesinde bir eşitlik, barış ve özgürlük hali olduğu gibi insanların birbirlerinden tamamen ayrı bir halde yaşamlarını sürdürdükleri bir haldir. Doğal halin her türlü toplumsallıktan uzak oluşu, bu haldeki kişilerin medeniyet ve toplumsallıkla uyumlu hiçbir sosyokültürel ve psikolojik özelliğe sahip olmamasını ifade eder. Rusu açısından insan, doğası gereği toplumsal bir varlık olmadığı gibi doğal olarak ahlaki bir bilince de sahip değildir. Bu kişilerin henüz bir barınakları, Geçinmek veya birikim bakımından üretimleri ve hatta konuşma yetenekleri bile yoktur. Aile hayatı ya da dostluk adına hiçbir şey bilmezler. Hepsi göçebedir. Kendilerine hiç kimse rehberlik etmeden ve birbirlerinden tamamen yalıtılmış bir halde yeryüzünde dolaşan, gamsız, tasasız, avare gezgindirler. Her biri doğadaki herhangi bir varlığa baskı uygulama arzusundan yoksun, bir şekilde güce kafa yormaksızın iyi bir doğaya sahip olmada eşittir. Rousseau her ne kadar doğal hali bir eşitlik durumu olarak belirtmiş olsa da, insanlar arasında fiziksel yapıları açısından eşitsizliklerin olduğunu kabul eder. Fakat insanların nadiren karşılaştıkları bu halde fiziksel eşitsizliklerin bir insanı diğer bir insana bağlı kılabilecek bir güce sahip olmadığını iddia eder. Doğa durumunda gerçek ve bozulmaz bir eşitlik vardır. Çünkü bu durumdaki tek fark olan insandan insana fark birbirini ötekine bağlı kılacak kadar büyük değildir. Doğal halde bir kimsenin bir başkası tarafından etki altına alınmaması, doğal haldeki her bir kişinin bu çerçevede eşit bir halde olduğunun bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Rusoya göre insanlar arasında kölelik ve yozlaşmaya yol açan asıl eşitsizlik türü insanın toplumsallaşmasıyla birlikte ortaya çıkan Politik manevi eşitsizlik türüdür. Rousseau bu iki eşitsizlik türü arasındaki ayrımı şu şekilde dile getirir. İnsan türünde iki tür eşitsizlik görüyorum. Biri doğa tarafından meydana getirildiği ve yaş, sağlık, bedendeki güçler ve zeka ya da ruh nitelikleri arasındaki farklardan oluştuğu için buna doğal ya da fizik eşitsizlik diyorum. Öteki bir çeşit uzlaşmaya dayandığı ve insanların onamasıyla kurulmuş olduğu için buna manevi veya politik eşitsizlik adı verilebilir. Bu ikincisi, kimilerinin başkalarının zararına yararlandığı, örneğin onlardan daha zengin, daha itibarlı olmak ya da onlara boyun eğdirmiş olmak gibi ayrıcalıklardan ibarettir. Rusu açısından insanlar arasındaki doğadan kaynaklı fiziksel eşitsizliklerin doğal halde bağımlılık ve baskıya yol açmamasının temel nedeni birbirlerinden ayrı yaşayan bu insanların birbirlerinden yalıtılmış olmalarının sonucu olarak kendilerini fiziksel bakımdan karşılaştırabilecek yeterli bir gözleme ve zihinsel kapasiteye sahip olmamalarıdır. Rousseau, bu gözlem ve zihinsel kapasitenin toplumsallaşmayla birlikte doğduğunu belirtir. Doğal hal içerisinde yaşayan insanların bir barış ortamı içerisinde bulunduklarını dile getiren Rousseau, bu düşüncesiyle vahşinin yırtıcılığı ve sertliğini yatsımamakla birlikte ona göre insanlar arasında sonu gelmez bir çatışmaya yol açan temel nedeni insan doğasında aramak büyük bir hata olur. Rousseau, doğal hali bir savaş durumu olarak betimleyen Hobbes'ın bu konuda yanıldığını düşünmektedir. Rousseau açısından hem doğal halin toplumsallık dışı yapısı hem de bu hal içerisindeki insanın henüz toplumsallaşmayla yozlaşmamış doğası savaşça engel olmaktadır. Ona göre doğal hal bizim kendi varlığımızı korumak için gösterdiğimiz özenin başkalarına en az zarar verdiği durum olduğu için barışa ve insan türüne en elverişli olan durumdur. Rousseau'nun düşüncesi bakımından doğal hal içerisinde insanların birbirlerinden yalıtılmış yaşamları kilit bir değere sahiptir. Ona göre doğal hal içerisinde tamamen yalıtılmış bir halde avare avare dolaşan vahşiler arasında söz konusu yiyecek olduğu zaman seyrek de olsa bir çatışmadan söz edilebilirdi. Bunun ötesinde doğal halde insanlar arasında bir çatışma ihtimali yok denecek kadar azdı. Russo bu durumu şu şekilde dile getirir. Aralarında hiçbir türden ilişki olmadığı için ne övünmek, ne itibar, ne saygı, ne küçük görmeyi bildikleri şu senindir bu benim düşüncesine Adalet konusunda hiçbir gerçek fikre sahip olmadıkları, kendilerine uygulanabilecek şiddeti cezalandırılması gereken sala sataşmalar gibi değil de tamiri kolay bir kötülük olarak düşündükleri, intikamı kendisine atılan taşı ısıran köpek gibi hemen mekanik bir tarzda almadıkları takdirde akıllarına bile getirmedikleri için aralarında anlaşmazlıkların konusu yiyecek olmadıkça seyrek olarak kan dökülürdü. Rousseau'nun doğal hali bir barış, özgürlük ve huzur dönemi olarak ele alması, yaşanan çatışmaların birer münferit vaka olarak görülmesi gerektiğine ısrarla vurguda bulunmasının nedeni, onun doğal hali ve doğal insanı medeniyete ilişkin her türlü değer ve olgudan bağımsız bir şekilde ele almasıdır. Rusu açısından bu nokta, doğal hal üzerine yazılar kaleme almış filozofların, hukukçuların, siyaset bilimcilerin göz ardı ettikleri can alıcı bir öneme sahiptir. Ona göre insanlar ilk baştaki bağımsızlıkları içinde yaşarken hiç de aralarında ne barış ne de savaş hali kuracak kadar yeterince sürekli ilişkiler bulunmuyordu. Tabiatlarında birbirlerine karşı düşmanlık yoktu. Savaşa yol açan insan ilişkileri değil, eşya mülkiyet ilişkileridir ve savaş hali basit kişisel ilişkilerden değil, ancak gerçek ilişkilerden doğabileceğine göre kişisel savaş veya tek tek savaş ne içinde sürekli mülkiyet bulunmayan tabi halde ne de her şeyin yasaların otoritesine tabi bulunduğu toplum halinde var olabilir. Rusoya göre doğal halden söz ettiğini iddia eden düşünürler, gerekli düşünme metodunu tamamıyla sonlandıramadıklarından ötürü aslında doğal hali değil, içinde bulundukları yozlaşmış medeniyet çağını saf ve masum doğal insanı değil, medeniyete ilişkin kurum ve değerlerle, yaşam biçimiyle özüne yabancılaşmış ve yozlaşmış medeni insanı anlatmışlardır. Toplumun temellerini incelemiş olan filozoflar hep doğa haline kadar gitmek gereğini duymuş ama hiçbiri oraya ulaşamamıştır. Kimileri insanda o durumda haklı ve haksız kavramlarının bulunacağını varsaymakta duraksamamışlardır. Bunu yaparken insanın bu kavramlara sahip bulunduğunu veya bu kavramların insana yararlı olduğunu göstermek kaygısını da duymamışlardır. Kimileri herkesin kendisine ait olanı koruması doğal hakkından bahsetmiş ama ait olmak sözünden ne anladıklarını açıklamamışlardır. Kimileri en güçlü olana daha zayıf olan üzerinde bir otorite tanıyarak hükümetin hemen doğduğunu kabul etmişler. Bunu yaparken insanlar arasında otorite ve hükümet sözlerinin anlamı var olmadan önce geçmesi gereken zaman üzerinde düşünmemişlerdir. Sonunda da hepsi gereksinme, açgözlülük, baskı, istek ve gururdan aralıksız söz ederken toplumda edinmiş oldukları fikirleri medeniyet öncesi doğal hale aktarmışlardır. Vahşi insandan söz açmıştır fakat medeni insanı anlatmışlardır. Russo düşüncesinde doğal insanın nasıl bir varlık olduğunu anlayabilmek için her şeyden önce insanın onu tanımaya karşı derin bilgisinin yanı sıra sarsılmaz bir yüreği ve hiçbir biçimde ön yargılara kapılmayacak bir değerlendirme gücü gerekmektedir. Russo, doğal insana yönelik anatomik söylem ve tartışmalara zaman ayırmayacağını ve bu insanı bugün olduğu gibi iki ayağı üzerinde yürüyen, ellerini bizim ellerimizi kullandığımız gibi kullanan bir varlık olarak ele aldığına dikkat çeker. Doğal halde insanın hayvanlara göre daha zayıf olmasına karşın, kendi geçimini onlara nazaran daha kolay bir şekilde sağladığını düşünen Rousseau vahşi insanın vücut yapısı gereği medeni insana nazaran daha gürbüz ve kuvvetli olduğunu dile getirir. Ayrıca hayvanlar arasında dağınık bir halde çok erken bir tarihten biri onlarla boy ölçüşmek zorunda kalan vahşi insan Rousseau'ya göre bu zorunluluk sonucu kendini hayvanlarla kıyaslamaya başlar. Bu insanın kendine yönelik bilincin ilk adımıdır. Bu kıyaslama sonucu insan, Rousseau'ya göre fiziksel olarak hayvanların kendisinden daha güçlü olmasına karşın, ustalık bakımından onlardan daha üstün bir durumda olduğunu fark eder. Dolayısıyla vahşi insan, doğal halde herhangi bir yırtıcı hayvanla karşılaştığında olası tehlikelere karşı cesurca müda mücadele edebilecek bir yapıya sahiptir. Russo, doğal insanın fiziksel yapısıyla medeni insandan olan farkını belirtebilmek gayesiyle evcil hayvanlarla vahşi hayvanlar arasındaki farklılıkları örnek olarak sunar. Ona göre atın, kedinin, boğanın kendi doğal ortamlarında evcilleştirildikleri mekanlara göre çoğunlukla daha yüksek boyları, daha zinde ve daha gürbüz yapıları, daha fazla cesaret ve gayretleri vardır. Fakat vahşi bir hayvan evcilleşince, bu üstünlüklerini kaybeder ve yozlaşır. Rousseau açısından insan da doğallıktan uzaklaştıkça yozlaşır ve cesaretle dinçliğini giderek yitirmeye başlar. Ayrıca Rousseau'ya göre insanın yozlaşmasının derecesi evcilleşen bir hayvana nazaran çok daha büyük olmaktadır. Rousseau'da doğal insan kendi öz varlığını sürdürebilmek için gerekli olan savunma ve saldırı yetileri açısından gayet gelişkin ve fiziksel yapıya sahiptir. Ona göre bu insan çok kaba dokunma ve tat duygusuna ama son derece gelişkin görme, işitme ve koku alma yetilerine sahiptir. Russo, doğal insana yönelik bu tasavvurunu pekiştirmek gayesiyle seyyahların Amerikan yerlilerine yönelik gözlemlerini kullanır. Bu sebeple Ümit Burno, Hotantolarının Hollandalıların dürbünle gördükleri açık denizdeki gemileri çıplak gözle görmelerine, Amerikan vahşilerinin izledikleri İspanyolları en iyi köpekler kadar iyi hissetmelerine, bütün bu barbar ulusların kendi çıplaklıklarına zahmetsizce katlanmalarına, tat duygularını biber yardımıyla keskinleştirmelerine, Avrupa içkilerini su gibi içmelerine hiç şaşmamak gerekir. Russo fiziksel yapısı bakımından medeni insana göre çok daha güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirttiği doğal insanı toplumsallığa ilişkin değer ve olgulardan tamamen soyutlayarak nihayetinde onu bir meşe ağacının altında karnını doyuran, ilk rastladığı derede susuzluğunu gideren, kendisine yemeğini sağlamış olan aynı ağacın dibinde yatağını bulmuş bir halde betimler. Böylece doğal insanın bütün ihtiyaçları giderilmiş olup, bu insan doğanın bağrında gayet huzurlu ve dingin bir şekilde yaşamını sürdürür. Russo'da henüz ham ve kültürlenmemiş bir vahşi olan doğal insan, avare avare dolaştığı doğada öncelikle sırf hayvani fonksiyonlarla tasvir edilir. Fark etmek ve hissetmek olan ilk fonksiyonlar, aynı zamanda hayvanlarla olan ortak yönlerinin göstergesi olarak ifade edilirken, doğal insan açısından istemek ve istememek, arzulamak ve çekinmek, ruhunun ilk işlemleri olarak betimlenir. Russo, Doğal insanın ilk fonksiyonlarını hayvani güdüler olarak tanımladığı gibi ona göre her türlü bilgiden yoksun olan vahşi insan sadece doğanın verdiği bu basit dürtüleri duyabildiği gibi vahşinin arzuları maddi gereksinimleri ölçüsündedir. Onun bu sınırlı maddi gereksinimleri sadece yiyecek, bir dişi bir de dinlenmesidir. Korkuları ise yine bu gereksinimler çerçevesinde salt acı duymak ve açlıktır. Russo bugün medeni insan açısından en dehşet verici korku olan ölüm korkusunun doğal insan için geçerli bir korku olmadığını iddia eder. Ölüm değil acı duymak diyorum. Çünkü hayvan ölmenin ne demek olduğunu hiçbir zaman anlamayacaktır. Ölümü, ölümün dehşetini bilmek insanın hayvanlık durumundan uzaklaşırken edindiği ilk kazançlardan biridir. Russo için doğal insanın kayıtsızlık ve isteksizliğinin sınırlı doğal ihtiyaçlarına göre şekillenen korku ve arzularının yol açtığı önemli bir sonuç medeni bir hayatta görülen kimi zorunlu durum veya özelliklerin doğal halde görülmesidir. Ona göre doğal insanın bu özelliği medeni insanın hayatını sürdürebilmesi için zorunlu olan üretimin yanı sıra varlığı, hayatı anlama çabası ve bilme merakının önünde bir set oluşturmaktadır. Doğal insanın gereksinim duyduğu şeyler doğada elinin altında kolaylıkla bulunabilecek bir şekilde onu beklemektedir. Russo açısından vahşi bunlardan daha büyük bir miktar elde etmek arzusu için gerekli bilgi derecesinden o kadar uzaktır ki onun ne öngörüye ne de meraka sahip olmasına olanak vardır. Merak ve öngörünün yokluğu doğal insanı herhangi bir gelişimden uzak tutmuş ve onu toplumsallaşmaya yönelik İlk adımı atmasına neden olan tesadüfi vakaların ortaya çıkmasına değin hep aynı yapıda ve doğayla bütünleşmiş bir halde kalmasını sağlamıştır. Rousseau açısından doğal haldeki hayat neticede değişim ya da ilerlemenin görülmediği ve bir kez daha yaşanması imkansız bir mahiyete sahip olarak açıklanır. Doğal insan yalnızca üretim ve sanattan uzak bir hayata sahip değildir. O ayrıca doğayı anlama arzusundan Bilme merakından yoksun bir biçimde herhangi bir gelecek fikri olmaksızın sadece fiili gündelik anı yaşama duygusuna sahip olarak yaşamını sürdürür. Rousseau'nun tasavvurunda vahşi ve doğa arasında mutlak bir bağ ve doğrudan bir ilişki olduğu için doğanın görüntüsü ona önemsiz gelir. Doğa vahşi için hep aynı olanı, doğadaki gezintileri ve yaşamı birbirinden farkı olmayan gezinti ve gündelik yaşamını ifade eder zekasıysa öylesine ham bir durumdadır ki en büyük harikalar karşısında bile şaşmaz. Nihayetinde Russo'ya göre insanın her gün gördüğü şeyi bir defada gözlemleyebilmek için gereksindiği felsefeyi onda aramamak gerekir. Rus açısından herhangi bir üretim biçiminin olmaması, barınağın ve giyim için gerekli olan gerecin de üretilmemiş olmasını ifade eder. Fakat bugün medeni insanın anlayamayacağı bu çıplaklık, konut yokluğu durumu Rusoya göre doğal insan için büyük bir bahtsızlık olmadığı gibi kendi hayatının sürdürülmesi bakımından büyük bir engel teşkil etmez. Doğal halde insanın yaşamını sürdürmesi açısından gerekli olan ihtiyaçlar dışında herhangi bir şeye karşı en ufak bir ilgi veya arzunun olmamasının yanı sıra doğal insanın henüz konuşma yeteneği de olmadığından aklını kullanma kabiliyeti de gelişmemiştir. Akıl bu evrede gizil bir güç olarak durmaktadır. Aklın pasif bir durumda olması ve ihtiyaçlarla arzu arasında bir denge durumunun varlığı ve neticede geleceğe yönelik bir kaygı ve insanı yeni gelişme ve arayışlara sevk edecek bir hayal gücüyle merakın olmayışı doğal insanın huzur ve mutluluğunun teminatıdır. Zira Russo, mutluluğu en fazla zevk, en az acı biçiminde değil, yetenek ve arzuların dengesi olarak tanımlar. Mutluluk ve sağlıklı olma, kendine yeter bir hayat ve doğal olmayan her türlü şeye karşı bağımsız olabilme gücüyle mümkündür. Doğal insanın bu mutluluk halinin temel nedeni olarak gösterilen arzular ve ihtiyaçlar arasındaki denge ve hayal gücünün yokluğu, aynı zamanda doğal insanlar arasındaki çatışmayı sınırlamaktadır. Doğal bir özgürlüğe, sahici ve özgün bir kimliğe, kendine yeter bir hayata sahip olan doğal insan, Rusu açısından kendi türü arasında herhangi bir ahlaki ilişki ya da kabul edilmiş bir görevi olmamasından ötürü iyi veya kötü olarak değerlendirilemez. Bundan dolayı doğal halin ahlaki değerlerce ele alınamayacağına, dolayısıyla iyinin ve kötünün ötesinde bir durum olduğuna dikkat çeken Rusu'ya göre, vahşilerin iyi olmanın anlamını bilmedikleri için kötü olmadıkları bile söylenebilir. Çünkü onların kötülük yapmasını önleyen şey, bilgilerinin gelişmesi ya da yasaların koyduğu fren değil, tutkuların yatışması ve kötülüğün bilinmemesidir. Kötülüğün bilinmemesi ve sınırlı arzuların rahatlıkla karşılanması doğal insanın saflığını ve masumiyetini ifade ettiği gibi, bu saflık ve masumiyet varlığını sürdürdüğü müddetçe doğal insan doğadan başka bir rehbere ihtiyaç duymamıştır. Bunun nedeni, Rusya açısından insanın ahlaki değerlerce ele alınmasına neden olacak olan kötülüğün ortaya çıkma durumunun doğadan çok insanın insanla ilişkisinden kaynaklı olmasıdır. Öyle ki bir insan bir başkasına zarar vermeye kalkışmadan önce yardımseverlik, iyilik neredeyse boş ve amaçsız bir ödevdi. Russo'da doğal insanın kötülüğü bilmeme anlamında saf ve iyi olarak görünmesi ve nihayetinde insanı özünde iyi bir varlık olarak düşünmesi insanı insanın kurdu olarak gören hapsın kötümser yaklaşımına olduğu kadar, insanı doğuştan günahkar bir varlık olarak tanımlayan Hristiyan teolojisinin öğretisine de karşı bir noktaya taşır. Sonuç olarak Russo'da insanı özünde iyi yapan şey, az gereksinimi olması ve kendisini az farkla başkalarıyla kıyaslamasıdır. Onu özünden kötü yapan şey de çok gereksinimi olması ve başkalarının düşüncesine çok önem vermesidir. Rousseau doğal olarak saf ve masum ama aynı zamanda özgür ve özgün olarak gördüğü doğa insanında hayvanlarla ortak ve akıldan önceliği olan iki temel yetinin var olduğunu ifade eder. İnsan ruhunun ilk ve en basit faaliyetleri üzerinde düşünerek akıldan önceliği olan iki ilkenin var olduğunu fark ettiğimi sanıyorum. Bunlardan ilki bizim refah ve varlığımızı korumamızı yakından şiddetle ilgilendirir. Öteki ise bütün duyar varlıkların hepsinden önce de hem cinslerimizin yok olmasını veya acı çekmesini görünce doğal olarak içimizi hoşnutsuzluk duygusuyla doldurur. İşte doğal hukukun bütün kuralları toplumsallık ilkesini katmak gereği olmadan aklımızın bu ilkenin birleşimi ve bağdaşımından doğal hukukun bütün kuralları doğar sanıyorum. O kuralları akıl hemen sonra başka temeller üzerine kurmak zorundadır. Bunun da zamanı aklın tarihsel gelişimlerle doğayı boğmayı başardığı zamandır. Russo açısından bu iki temel yetinin akılsal değil de duyumsama temelli olarak ifade edilmesi, Russo'nun insanı düşünür bir varlık olmaktan ziyade hisseden ve duyumsayan, duygusal bir varlık olarak görmesi anlamına gelir. Rousseau düşüncesinde bu durum önemli bir değere sahiptir. İnsanı öncelikli olarak duyumsayan ve hisseden bir varlık olarak görme nihayetinde ahlaki ve manevi hayatın sınıfsal, kültürel ve bilişsel bir ayrım yapılmaksızın bütün insanlarda ortak olarak görülen duyarlılık üzerine kurulmasına imkan tanır. Rousseau için insanı insan yapmadan önce onu filozof yapmak zorunluluğundan söz edilmez. Rousseau bu düşüncesiyle ahlaki yaşamı, akıl ve muhakeme üzerine kuran her türlü entelektüelist yaklaşımlardan ayrışır. Rousseau, ahlaki yaşamı, zeka veya kültür ayrımı yapmaksızın bütün insanlarda ortak olarak var olan duyarlılık üzerine kurar. Derin akli muhakemeler ve yüksek bir kültürel hayat, ahlaki hayat için zorunlu değildir. İnsanın önüne kütüphaneler dolusu kitaplar yığmak, zihnini derin muhakemelerle yormak nafile bir çabadır. Ona insan olmanın erdemini aşılamak iyi bir hayat için yeterlidir. Bu çerçevede öz sevgi ve merhamet önemli bir konuma sahiptir. Öz sevgi, Russo'nun bütün canlı varlıkların yönelimlerini ve davranışlarını açıklamak ve yorumlamak için sunduğu bir kavramdır. Kavram, her canlı varlığın kendi hayatlarını korumayı ve kendi refahlarını sağlamayı amaçladıklarını ifade eder öz sevgi, insan ve hayvanı kendini korumaya özen göstermeye yönelten ve insan türü açısından ahlaki değerlerin ve politik düzenin kurulduğu evrede aklın yol göstericiliği ve merhametin etkisiyle insanlık ve erdemin kökenini teşkil eden duygudur. Rusya açısından bizim tutkularımızın kaynağı, tüm öteki tutkuların kökeni ve ilkesi, insanla birlikte doğup onu hiç bırakmayan tek kaynak öz sevgidir. İlkel, doğuştan her şeyden önce gelen bir tutkudur. Russo bu arzunun doğal bir sonucu olarak her insanın kendi varlığını sürdürmesini ve refahını sağlamasını sağlayacak olanı arzulayıp engelleyecek olandansa uzaklaşmak isteyeceğini dile getirir. İnsan kendisine yönelik sevgisinden ötürü kendisini koruyacak olanı severken kendisine zarar verecek olandan da nefret eder. Bize yarayanı arar buluruz. Bize yararlı olmak isteyeni severiz. Bize zarar verenden kaçarız. Ama bize zarar vermek isteyenden nefret ederiz. Russo'da öz sevgi konusunda dikkat çekilmesi gereken temel husus, bu sevginin temel bir eğilimi olan kendini koruma arzusu, doğal insanın bağlamında ölümden kaçma veya ölüm korkusu çerçevesinde düşünülemeyecek olmasıdır. Kendini koruma arzusu, ölümün kendine yönelik bir korku durumu olmaktan ziyade var olmaya yönelik bir tutkuyu ifade eder. Bunun temel nedeni ise doğal halde insanın henüz ölüm bilincine sahip olmamasıdır. Doğal halde vahşi insan tam anlamıyla bir bilince ve düşünmeye sahip olmadığından varlığını yitirmenin ne demek olduğunu anlayabilecek bir kapasiteden yoksundur. Ölüm bilincinin yokluğu bağlamında kesilmekte olan bir hayvan, o an ölme durumundan ötürü değil, acıdan ötürü bağırır. Bu örnekte olduğu gibi doğal insanda vahşi bir hayvanın saldırısında olası yaralanmalar karşısında hissettiği ölüm bilinci olmayıp yaralanmaların verdiği acı hissidir. Dolayısıyla olası bir tehlike durumunda doğal insanın tepkisi bir hayvandan farksız olacak biçimde kendini savunma veya ortamdan uzaklaşmaktan ibarettir. Nihayetinde öz sevgi, Russo'da vahşi hayvanın insanın kendi hayatı ve benliğine ilişkin bir duygu durumu ve hayatını koruma arzusu olmasına karşın bu arzu hapsta olduğu üzere güvensizliğe ve savaşa yol açan bir güdü değildir. Ayrıca öz sevgi hem kendi varlığını sürdürmeyi hem doğa düzeninin ya da doğal bütünün zorunluluk yasasını izlemeyi aynı anda gerektirdiğinden doğal insanın kendisi ve doğayla olan bütünselliğini ve dolayımsız birliğini yeniden üreten bir duygudur. Rousseau'nun vahşi insanın doğal iyiliği ve barışçı karakterinin öz sevginin dışında bir diğer nedeni doğal bir yeti olarak merhamet duygusudur. Rousseau'ya göre merhamet, doğanın her türlü düşünceden önce gelen saf bir hareket olmakla birlikte sadece insana özgü değildir. Ona göre doğada anaların yavrularına karşı duyduğu şefkat ve yavrularını tehlikelere karşı korumak için verdikleri mücadelelerin yanı sıra atların canlı bir vücudu ayakları altında ezmekten duydukları hoşnutsuzluk, acıma veya merhamet duygusunun insana özgü olmadığının ve nihayetinde doğal bir duygu olduğunun delilidir. Merhamet, doğanın saf bir hareketi olmakla birlikte her türlü düşünceden, yasa gücünden önce gelen ve insanın bütün sosyal erdemlerinin kökenidir. Bu duygu, insanı gönül yüceliğine, insanlığa sevk eden bir duygu olmakla birlikte, Rusya'ya göre merhamet, her bireyin kendisine karşı duyduğu sevginin faaliyetini hafifletip yumuşatarak bütün türün karşılıklı olarak kendini muhafazasına yardım eder. Bizi acı çektiğini gördüklerimizin yardımına düşünmeden koşturan bu duygudur. Doğal halde herhangi bir düşünce ve hesaplama gereği olmaksızın acı çeken birinin acısını hissetmek için doğal ve içten bir güdü olarak kendisini sunan merhamet duygusu, Russo'ya göre kendini sevme tutkusuna getirilmiş bir sınırlamadır. Doğal halde yasaların, törelerin ve erdemin yerini tutan doğal bir sestir. Bu sesi bütün canlılığıyla yüreğinde taşıyan vahşi insan, hem cinsleriyle karşılaştığı zaman içgüdüsel olarak bu sese göre hareket eder. Vahşi insanın doğal iyiliğinin, saflığının, masumiyetinin insan açısından dışsal olarak tanımlayabileceğimiz nedeni doğal halin fiziksel ve yapısal zorunluluğu iken, içsel nedeni ise kendini koruma ve refahını sürdürme arzusu olarak öz sevginin merhametle dengelenmiş olmasıdır. Dolayısıyla Russo, medeniyetin körelttiği bu duyguyu yeşertmenin yollarının bulunmasının ihanet, saldırganlık ve ikiyüzlülükle dolu bir yaşamdan kurtulabilme ve daha sağlıklı bir toplumun kurulabilmesi açısından önemli bir adım olacağını düşünür. Akıl, Russo düşüncesinde doğal bir yeti olarak ele alınmadığından ve insan Russo açısından doğal halde sosyal ve ahlak ötesi bir varlık olarak tasvir edildiğinden ötürü doğal insanın hayvanlar karşısında ayırt edici özelliği akıl sahibi sosyal ve ahlaki bir varlık olması değil Doğadaki zorunluluklar karşısında irade sahibi bir kişi olmasıdır. Özgür bir unsur olarak doğada var olmanın yanında insan ayrıca yetkinleşme yetisine sahiptir. Rusya'ya göre hayvan ve insan, kendini savunma arzusuna ve merhamet duygusuna sahip olma bakımından doğanın ustalıkla var ettiği birer makinedir. Temel fark hayvanların bütün yapıp ettiklerinde temel etken tamamen doğayken insansa eylemlerini aktif bir kişi olarak gerçekleştirir. Rousseau hayvanların doğanın kendileri için çizdiği sınırların ötesine geçebilecek bir iradeye sahip olmadığına dikkat çeker. Öyle ki hayvanın içgüdüsel yapısından ötürü bir güvercin en iyi etlerle dolu bileğinin başında, bir kedi ise en taze meyve ve tahılların dibinde açlıktan ölebilir. Buna karşın insan doğal belirlenimin ötesine irade gücüyle geçebilir. Hatta insan hayatını sürdürmesi için gerekli olanın dışına çıkıp hastalıklar ve sıkıntılar yaratabilecek aşırılıklara kapılabilir. Russo düşüncesinin anti-entelektüelist yönünün en temel göstergelerinden biri insanla hayvan arasındaki temel farkın irade ve insanın kendini geliştirebilme yetisi olarak görülmesidir. Şu halde hayvanlar arasında insanın özgül üstünlüğünü yapan, insan anlığı olmaktan çok onun özgür bir unsur olma niteliğidir. Doğa bütün hayvanlara emreder ve hayvan buna uyar. İnsan da aynı etkiyi duyar. Fakat o buna boyun eğmekte, ya da direnmekte kendini özgür bilir. Onun ruhunun tinselliği bu özgürlüğün bilincine ulaşmasında kendini gösterir. Russo düşüncesinde özgür irade isteme gücüyle birlikte düşünülür. Russo açısından insanın fiziksel yapısı açısından ilk hali tıpkı hayvanda olduğu üzere çevresini fark etmek ve hissetmek olarak betimlenirken, istemek veya istememek, arzulamak ve çekinmekse ruhunun ilk işlemleri olarak tanımlanır. İrade sahibi varlık olarak insan bir şeyi isteyip istememe konusunda özgürdür. İnsanın kendi hareketlerini yönlendirme ve yönetme gücü olarak da tanımlayabileceğimiz özgür irade, Ruso açısından yetkinleşebilme yetisiyle birlikte insan türündeki değişim ve gelişmenin temel etkeni olarak sunulur. Ruso açısından yetkinleşebilme yetisi, insan türüne özgü bütün gelişimlerin temel nedeni olarak sunulur. Öyle ki İnsanın akli muhakeme yeteneğinin aktifleşmesi, ahlaki bir varlık haline gelebilmesi, politik ve sosyal kurumların doğuşu ve iktisadi eşitsizliğin ortaya çıkışı gibi doğal halde olmayan her türlü değer ve kurumların arka planında yetkinleşebilme yetisi vardır. Bu yeti, insanın vahşilikten insanlaşmaya doğru evrilmesinin temel itici gücü olduğu gibi, insanın başına gelen her türlü kötülüğünde kaynağıdır. Bu ayırt edici ve hemen hemen sınırsız yetinin insanın bütün felaketlerinin kaynağı olduğunu, insanı başlangıçta var olan ve içinde akıp gittiği sakin ve masum günlerden zamanın zoruyla çekip çıkaran da bu yeti olduğunu, insanın bilgilerini ve hatalarını rezalet ve erdemlerini yüzyıllar boyunca meydana çıkararak insanı uzun sürede kendi kendisinin ve doğanın zorbası haline getirenin de gene bu yeti olduğunu kabul etmek zorunda olması bizim için hazin olacaktır. Üçüncü bölüm Yurtseverlik Doğa insanından toplumsal insana özgürlük ve eşitlik. İnsanı tanımlayan en önemli faktörlerden biri, başka insanlarla birlikte yaşaması ve onlarla iletişim kurmasıdır. Toplumsallaşmanın ilk adımı olan birlikte yaşama, bu iletişim düzlemini kişilerin birbirlerinin sınırlarını ihlal etmemeleri üzerinden sınırlamakta ve bu nedenle yasalara başvurmaktadır. Bu bakımdan bir toplum içinde yaşayan ve kendisini ifade etme durumunu bir kökensellik olarak bulunduran her insan, doğal yaşamın içinde sahip olduğu bütün nitelikleri doğrudan toplumun içine aktaramayacağının bilincindedir. Bu nedenle sınırlamaları önceden kabul etmiş, aynı zamanda da ihlal durumunda toplumsal kurallar gereği cezalandırılacağının ya da dışlanacağının bilincine varmıştır. Söz konusu kural sınırlandırma ve yasalar toplumlar arasında değişiklikler göstermekte ve bu nedenle bir toplumda benimsenen bir eylem diğerinde bir hak ihlali haline alabilmektedir. Tam da mevcut halin böyle olması nedeniyle insan kendi toplumuna ait olan yaşam ve yasa düzenine bağlı olmalı ve onu tutkuyla savunmalıdır. Yurdunu, milletini büyük bir tutkuyla seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan bu insan bir yurtseverden başkası değildir. Gerçek anlamda yürüseverliği anlayabilmek özünde daha bütünsel hislerin uygulanmasını gerçekleştirmekle mümkündür. Bazı yaklaşımlarda günlük hayatımızdaki yurtseverliğimizi bize öğreten bir yol çizmeyi uygun bulmaktır. Bir devletin yurttaşının aidiyetinin altını çizerken daha etkili ve hissiyatlı bir yurtseverlik isteminin tanımlanması ve anlaşılmasının gerekliliğini de vurgulayalım. Tam tersi bir durumda toplum geçmişini ve tarihini kaybetmektedir. Yurtseverlikle ilgili konuşulduğunda hiçbir zaman halklar arası hakimiyet veya manipülasyondan bahsedilemez. Ve yurtseverliği tanımlayan koşullar bize göre tüm insanların temelini oluşturan ortak bir ideal etrafında gelişir. Ana yurt sevgisi olan yurtseverlik, doğduğu ülkenin, eyaletin, bölgenin, kentin veya atalarının ülkesi anlamına gelen ülkeden kaynaklanmaktadır. Öte yandan ulus kavramı Çoğu zaman aynı toprak üzerine yerleşmiş, güçlü veya yüzeysel biçimde değerlendirilebilecek bir tarihi, dili, dini ve ekonomik birliği bünyesinde barındıran bir insan topluluğunu belirtir. Bu çalışmada kullanılan ana yurt kelimesinin kullanımı bizim için despotizmin araçlarını bir kenara koymak konusundaki inancımızın ideali olan bireysel ya da kolektif özgürlük fikrine bağlıdır. Rousseau yurt kelimesine iki anlam öbeği oluşturan iki yan anlam yüklüyor. Anayurt her şeyden önce üzerinde mutlu bir yaşam sürme koşuluyla varlığını sürdüren yerli bir halkın ülkesidir. Halk mutlaka mutlu olmalıdır. Çünkü bizim görüşümüze göre mutlu olunmadığı sürece birey kendisini o yurdun bir parçası gibi hissetmez. Durum böyle değilse mevcut kurumların gerekirse bir devrim yardımıyla değiştirilmeleri gerekmektedir bizi bir araya getirmek için gerekli imkanları sunarak harikalar yaratan ve üreten bir anne olan ana yurdu ana yurt yapmak bize düşer. Peki kendimizi entegre olmuş hissetmezsek ülkemizi nasıl sevebiliriz? Hükümetin sorumluluğunu üstlenmediği hangi birey ana yurdunu güçlü bir savunma duygusuyla yüceltebilir? Bu ütopik bir davet olmaz mıydı? Elbette yaşadığımız ve deneyimlediğimiz şeylere istinaden kendimizi toplumlarımızın birer parçası gibi hissediyoruz. Basit bir örnek olarak terk edildiği için babasının sevgisinden pek faydalanmayan bir oğlu ele alın. Bu çocuk babasına karşı nasıl derin bir sevgi hissedebilir? Aynı örnek halkını korumakta başarısız olmuş ve geleceğini hazırlayamamış bir devletin örgütlenmesi için de geçerlidir. Çünkü iyi bir yönetim olmayı motive eden en iyi etken ana yurt sevgisidir. Çünkü bu sevgi ona hayatta kalması için gerekli koşulları sunarak yönettiği kişileri de içine alır. Bu görülebilir eylemler vasıtasıyla yurttaşlar ana yurtlarını sevmeyi ve onun için çalışmayı öğrenirler. Bu sunduğumuz görüntü, belirli çıkarlara duyulan sevgi, idealler ve halklarla hükümetleri arasındaki monarşik ilişkilerin üstünlüğünün hüküm sürdüğü bir dünya, sorumluluk ve taahhüt anlamında açılan bu çok boyutlu yansımada sunmak istediğimiz görüntüdür. Yurtseverlik fikri bir bireyin bir ülkenin yurttaşı olması ve belirli bir ulusal formasyon alması durumundan ortaya çıkmaktadır. İşte tam da bu sebeple yurttaşları eylemlerinden sorumlu olacak şekilde eğiten ve onların varlığıyla bağlantılı gerekli mekanizmaları benimseyerek kaderleri üzerinde kararlar verebilmeleri mümkün kılan eğitim faaliyetlerinin etkisine derin bir önem veriyoruz. Bu hipotez temelinde hayatta kalmak için çalışılabilecek yurtseverler olmak arzusundaki bir ulusun, aynı zamanda yurtseverlik değerlerini korumada bir servet niteliğinde kabul edilen nüfusun eğitimi için bir mekanizma kurma anlamındaki ortak çabaları yatmaktadır. Bu varsayımın aksine herkesin kendisi için çalıştığı bir halkın varlığı gibi küçük de olsa bir risk söz konusuyken, normalde tüm insanlar ulusal bir karaktere sahip olmalı ve sahip değillerse bu karakter söz konusu halka verilmelidir. Bu açıdan yurttaş şöyle diyebilir. Bana bağlı olan her şeyimle ben, ulusuma ait olmamı sağlayan vücut, mallar, istem, his ve bütün ulusal güçlerimle donatıldım. Ulusum için yaşayacağıma ve öleceğime yemin ederim. Onun bütün yasalarını gözlemek ve liderlerine yasal olan her konuda itaat etmeye yemin ederim. Bu, ülkeye yönelen bir aşk hikayesidir. Montegü kendi açısından bu durumu şöyle açıklar. Bu aşk kişiyi iyi ahlaka götürür. İyi ahlak da yurt sevgisine götürür. Bu aşk yasaların sevgisi ve devletin mutluluğudur. Elbette yurtseverliğin kişinin ülkesi tarafından hazır bir şekilde sunulması, beklenenin aksine kişinin bağlanma, önemseme, bağlılık ve fedakarlık fikirlerinde mevcuttur. Tabii ülke tüm bu fikirleri hazır olarak verme kapasitesine sahip olmuş olsaydı, bunu yaptığı her şeyde bireyin taahhütü ve farkındalığı olmadan gerçekleştiremezdi. Ulus ve yurttaşları arasındaki verme ve alma ilişkisi karşılıklıdır. Bu uyumu sınırlamak, ulus ve yurttaş olarak bu iki varlığın yol göstericisini tehlikeye atmaktır. Dolayısıyla her iki tarafın görevi, ikisinin de iç yapısında oluşabilecek bozulmaları engellemektir. Rousseau, yurtseverliğin temelini insanların arzu ettiği ve diğerlerine nazaran birileri tarafından manipüle edilmeksizin elde ettikleri bir kaderi yaşadıkları eşitlik, özgürlük ve genel isten fikirleri içerisinde bulmaktadır. Russo'nun yurtseverlik üzerine verdiği tanım, birlik ve aidiyet hissini ilişkilendirmekte politik hak prensipleri, dikeyden çok yatay politik bağları geliştiren iyi kurumlar fikrini değerlendirmekte. Ne devazu ne de otoritenin sosyal topluluğu yönetmediğini savunmaktadır. Burada diğerleri tarafından ortaya çıkarılmış kolektivizmin ifade ettiği bireyselliğin iyi bir şekilde anlaşılmasından bahsedilmektedir. Öz sevgi, dayanışmayı sağlamak adına toplumsallık duygusunu yaymalıdır. Monarşi düşüncesine paralel olmayan yurttaş kavramı, Rousseau'nun eş biçimli özgürlük, adalet, eşitlik haklarının ışığında oluşturulmaktadır. Russo politik teorisinin merkezine insan teorisini yani insani doğa teorisini yerleştirmektedir. İnsanı tanımlamak, kendini ve diğerlerini tanımak demektir. Tüm tecrübelerin sebebi ise birilerine ve diğerlerine sahip olmakla eşdeğerdir. Russo, insanı doğal biçimde iyi olarak belirtmekte, kötü dönüşümleri ise toplumsal deneyimleriyle ilgili bulmaktadır. Ruso insani doğanın fedakar kavramının üzerinde durmuştur. Kendi doğa durumundaki insan diğerlerine nazaran daha sempatik ve cömert bir doğaya sahip olunca daha sakin ve daha huzurludur. Benzerlerinde çekilen acıyı görürken de acıma duygusunu sergilemektedir. Doğa durumundaki insanlar ne iyi ne de kötüdür. Çünkü ne erdeme ne de zayıflığa sahip olmamaktadır. Erdem ve zayıflık sonuç olarak insanların ahlaki ilişkilerinde aralarında sahip oldukları etkiye göre şekillenmekte başkalarının iyiliğini veya kötülüğünü belirlemeyi bu yolla denemektedir. İlişkinin herhangi bir çıkış noktasında birbirleri arasında meydana gelen olaylar doğa durumundaki insanların yaşadıklarıyla bağdaşmamaktadır. Doğal nezaket bir erdem değildir. Aksine başkasından daha iyi olma halini istekli şekilde gerçekleştirmeyen ancak bazılarını duyarlı bazılarını ise duyarsız yapan doğanın bir dürtüsüdür. Yani kısaca bir zayıflıktır. Doğa durumu yalnız yaşayan insanın bağımsızlığı ve özgürlüğü tarafından şekillendirilmektedir. Doğa durumu savaş hali olarak anlaşılamaz. Rousseau birinci argüman olarak insanın doğal durumunda barışçıl ve korku içinde olduğunu ileri sürmektedir. Rousseau İnsanlar arasındaki eşitsizliğin kökeni kitabındaki antropolojisine uygun olarak hapsin tasarımını reddetmektedir. Böylelikle toplumsal düzenle doğa durumu arasındaki özelliklerin karşılıklı aktarımı hapsa özgü bir hata olarak reddetmektedir. İkinci argüman ise doğada ya da toplumda bireyler arasındaki çatışma, anlaşmazlık ve şiddet durumlarının savaş kavramıyla karşılanamayacağıdır. Buna karşın Rousseau Savaşı bilinçli, kasıtlı, karşılıklı olarak yapılan ve amacı düşmanı yok etmek olan irade olarak tanımlamaktadır. Bununla birlikte topluluk içerisinde yaşamaya başlarken insan özgürlüğünün bu kökensel koşulunu kaybederek savaşın temellendiği toplumsal oluşa geçmektedir. Öncelikle insanlar aileleriyle yaşar ve bu ailelerde toplumları oluşturur. Bu birlikte yaşama hali insanların organize olmalarına izin vermektedir. İş, insanlar arasında çeşitlendirilmekte ve dolayısıyla her birey artık yaşam kalıntılarına mevcut, tüm zamanlarını adamak zorunda değildir. Russo'ya göre insan yeni araçlar ve yeni eşyalar oluşturmaktadır. Bu eşyalar insanların arzularını ve tabii ki diğer bağımlılıklarını genişletmektedir. Russo'nun inandığı, bu bağımlılığın belirli bir süreç tarafından daha da büyütülmekte olduğu ve ekonomik gelişmenin de buna bağlı olarak tarım ve metalürjinin uygulanmasına yorulduğudur. Bu uygulamalar sahiplik hakkını geliştirmekte ve yeni eşyalar aracılığıyla bağımlılıkların artışını sağlamaktadır. Rousseau bu durumu şu şekilde belirtmektedir. İnsan bir başkasının ihtiyaç duyduklarına sahip oldukça eşitlik zedelenecek, sahiplik artacak, iş ihtiyacı oluşacak ve boş ormanlar kasabalarla yer değiştirecek. Toplumun ve insanın içinde olduğu bu materyal süreç, iş çeşitliliğinin uygulandığı yerlerde şüphesiz ki insanlar arasında eşitsizliklere sebep olmaktadır. Dolayısıyla fakirler zenginlere bağlı kılınmakta ve zenginler de fakirler de toplumsal eşitsizliğin oluştuğunu haykırmaktadır. Toplum içerisindeki yaşamın bir diğer sonucuysa insanlar arasında oluşan mukayesenin sağlam biçimde kalmasıdır. İnsanlar diğerleriyle bağlantılı her şeyi kendilerine ait olarak kabullenmekte ve diğerleriyle sürekli yarışa girmeye çabalamaktadır. Bu yarış açısından değerlendirildiğinde Russo için toplum, eşitsizlik ve kötülük birbiriyle bağıntılıdır. Bu düşüncesini şu ifadelerle açıklar. Hasar gören eşitlik ilkesini en berbat kargaşalar takip eder. Böylece mal varlıklarının gasp edilmesi, fakirler tarafından yapılan hırsızlıklar, doğal merhamet duygusunu bastıran ve zapt edilemeyen tutkular ve adaletin varlığını devam ettiren cılız sesi, insanları cimri, hırslı ve kindar yapmaktadır. Diğer yandan, eğer birey tüm yasal sistemlere son verecek ve herkes için en iyi olanın ne olduğunu araştırmak isterse, bu iki önemli konuyla karşı karşıya kaldığını görecektir. Özgürlük ve eşitlik Birinci konu özgürlüktür çünkü Tüm istisnai bağımlılıklar devletin bünyesinden yeterince kuvvet uygulayarak çıkartılıp atılan bağımlılıklardır. İkinci konu eşitliktir çünkü özgürlük o olmadan varlığını sürdüremez. Bu söylemlerle belirtmeye çalıştığımız şey doğa durumuyla toplumsal durum arasında ortaya çıkan özgürlük ve eşitlik problemlerinin mevcut sorumda birbirlerini dengelemekten uzak olduğudur. Rousseau'nun önerdiği toplum sözleşmesi bu iki durum arasındaki bir dengelenmeye gönderme yapmaktadır. İnsan bir yurttaş olduğu için toplumsal bir duruşla kendini göstermelidir. Toplum sözleşmesi de topluluğun özgürlük ve haklarını, kısacası tek tek her şeyi düzenleyen her bir üye arasındaki mevcut duruşla eşdeğerdir. Herkes kendinden verebileceği her şeyi vermekte ve bu durum diğer tüm kişilerin eşitliği koşuluyla eşdeğer bulunmaktadır. Burada aynı zamanda herkesin iyiliğini tam anlamıyla oluşturmak adına genel bir istem oluşturan özel istemlerden de bahsedilmektedir. Genel istemle eşdeğer olan hükümdarın sesi toplum kurallarının temelini oluşturmaktadır. Yasalara göre her yurttaş hükümet tarafından iyileştirilen, garanti edilen ve temin edilen hak ve özgürlüklere sahiptir. Doğal eşitlik toplumun bağımsızlığıyla oluşmaktadır ve bu toplumsal özgürlüğü oluşturanlar da insanlardan başkaları değildir. Elbette kurallara ve gayelere uyumlu bir toplumda bulundukları müddetçe. Yurtseverlik için insanların devlet sorumluluğunu üstlenmeleri gerekmektedir. Eğer yasalar uygulamada hükümetin gücü karşısında bireyin hakları ve zevklerini koruyorsa etkin olmayabilmektedir. Ruso bu durumu şu şekilde belirtmiştir. Yurttaş eşitlik olmaksızın hareket edemez. Erdem olmaksızın eşitlik bekleyemez yurttaş bulunmazsa erdem aranmaz. Gördüğünüz üzere her şey yurttaşların şekillendirmesiyle oluşmaktadır. Yurttaşlar olmadan ne kötülük ne de devlet büyükleri tarafından başlatılacak herhangi bir şeyin önemi yoktur. Yurtseverliğin önemi, özgürlük ve eşitliğe dayalı bir toplumun hayali için kaçınılmaz bir eğitime bağlıdır. Bu eğitim, bir düzenin kabullenebilmesi, öğrenilmesi, uygulanması ve geliştirilmesi üzerinedir. Rusoya göre düzen, halk gücü olarak önemli tanımlanan hükümranlığın yenilenmesiyle oluşmaktadır. Rousseau için düzen aynı son demektir. Toplum, halk birliğinin oluşumuyla meydana gelmekte ve bu durumda diğerlerinin de belirttiği özgür istem sonrası gerçekleşmektedir. Adı ister genel istem olsun, ister yasa. Bu da tam anlamıyla topluma yaslanan insanın rolünü ortaya koyduğu işbirliğini tetiklemektedir. Toplum içerisinde yurttaşların oynayabildikleri rol, herkes için özgürlük ve eşitlik edinimini sağlama amacı içerisinde hükümdarla işbirliği ve mevcut kurallar göz önünde bulundurularak oluşturulmaktadır. Rousseau'nun görüşünün dinamiklerince, özgürlük, herkesin kendisine bütünüyle sunduğu, sebebin ve sonucun herkes için eşit olduğu yerde ve ölçüde korunmaktadır. Üstelik bu yalnızca tek bir insana değil, Genel istem tarafından yönetilen somut bir olgu olmak adına genel çıkarlarla zıtlaşan niteliklerin amacını takip etmeyen herkese yöneliktir. Hükümdar halkı basitçe tüm kurallara uymaya çağırabilir. Bunu herkese öğretebilir. Ancak her şeyi en iyi şekilde kuracağının garantisini veren değerleri ölçmeli ve halkına da bunu duyurmalıdır bir başkanla işbirliği yapmak, yasaların gözlemlenmesine katkı sağlamaktadır. Rousseau'ya göre insanlar kolaylıkla itaat etmeye söz verdiklerinde bu eylemle eriyip giderler. insan olma niteliklerini kaybederler. Söz konusu durumda ne bir köle ne de efendi söz konusudur. Ve tam da bu nedenle politik beden yok olmaktadır. Sorumlulukların ve haklarının bilincindeki bir halk ortaya çıkabilecek bütün suistimallere karşı dikkatlidir toplumun bir üyesi ve hükümdarı olarak tanınmak, devletin otoritesini göz önünde bulundurarak hiçbir usulsüzlük olmaksızın özgürlükle haklarına sahip olmayı engellememektedir. Halk ve hükümet arasındaki yakınlaşma, ikisi arasındaki ortak yaşam alanının kurulmasıyla oluşmaktadır. Hükümetin bir görevi de, yurttaşlar arasındaki özgürlük ve eşitliği garantilemek ve kuralların gözlemini gerçekleştirmektedir. Dahası yurttaşlar beraberce yasaları uygulamakta ve ideallik üzerine aralarında bir bağlılık oluşturmaktadır. Bu ortak bir karar, bir kabullenme. Kısaca bireyler arası iletişimle, paylaşımla kurulan genel bir istemi işaret etmektedir. Bu zaten bireyin kendinde taşıdığı doğal bir eğilimdir. Yurt aşkı aynı zamanda yasa aşkı demektir. Diğer bir deyişle bu aşk, ruhları yakınlaştıran kolektif bir iş için içerisinde birlikte yaşamak ve yakınlık kurmaktan ileri gelmektedir. Yurtseverin aşkını güçlendirmek her şey üzerine herkesin birleşimi, karar alımı, paylaşımı, ortak bir hayat içerisinde bulunmalarıyla mümkündür. Yurtseverin iyiliği için halkın birleşmesi bu konuda mutlak bir geleceğin kararlaştırılmasında önemlidir. Rusya'nın yurtsever yurttaşı sadece yasaları değil, aynı zamanda gelenekleri, görenekleri ve tarihi de sevmektedir. Bizim görüşümüze göre de her yurtsever yurttaş kendi oluşumu, kaderi ve tarihi üzerine bilinçlidir. Yine de toplumsallaştırılmış insan aynı kölelikte olduğu gibi yoğun bir bağlılık altında bir devlette yaşamını sürdürmektedir ve hareketleri de bugüne daha önce olduğu gibi çevresine, diğerleriyle rekabetine bağlıdır. Rousseau'ya göre insan özgür doğar ve sonunda bir kalıbın içerisine girer. Bu özgürlük devleti eşitsizlikler içerisinde yaşayan insanlar için bir araç değildir. Aksine egoizmi bir kenara bırakarak eşitlik prensipleri içerisinde seçim yapmaya izin verilmelidir. Her ne kadar egoizmin bir kenara bırakılması bir ön gereklilik olsa da kökensel bir öz sevgisinin mevcudiyetinin korunması da hayati bir önem taşımaktadır. Zira insan sevmeye, öz sevgisiyle başlamadan hiçbir sevgiyi öğrenmeye açık olmayacaktır. Öz sevgisi, tüm hayvanların kendilerine has konuşmalarını değerlendirmek üzere taşıdığı, insanlıkla erdemi üreten, acıma duygusu tarafından şekil değiştirmiş ve bir nedenle insanın içerisine yerleşmiş doğal bir hissiyattır. Sahip olunan sevgi ise toplum içerisinde oluşmuş, her bireyin başkalarından ziyade en çok kendisinin taşımak istediği, insanların ortak oluşturduğu tüm hatalardan ilham alan ve gerçekçi bir onur kaynağı olarak kabul görülen sade ve sadece bağıl yapay bir hissiyattır. Bir diğer yandan öz sevgisi üzerine insanda duyulan hisler şöyle aktarılmaktadır. Her insan doğal bir biçimde öz sevgisine sahiptir. Bu da içinde bulunduğu ortama muhabbetiyle uyum sağlayabilmek amacıyla içten gelen bir dürtü şeklinde bulunmaktadır. Yani çözümsüz bir biçimde oluşu, dahası iyi oluşu sergilemektedir. Kendimizle kurduğumuz bu bağ, iyiyi yargılamak adına her birimize doğal bir duygu tarafından verilmektedir. Toplumsal anlamda eşitliği kurula, kurabilecek olan her yaklaşım ancak bu doğal duygunun korunması ve sürdürülmesiyle sağlanabilecektir. Toplumsal eşitsizlikler, diğerlerini bakarak ilerleyenlerin ve bir bedel gerektiren toplumsal varsayımla özlüğe dönme arzusunun zamanını oluşturmaktadır. İnsanlar arasındaki farklılıkların yargısı bir toplumun üyeleri arasındaki yetenekler ve nitelikler üzerine oluşumların başlamasına neden olmaktadır. Hükümetin görevi kendi oluşturduğu yasaları ve genel istemi güçlendirmek, aynı zamanda da eşitsizliği engellemektir. Eşitsizliklerin genel istem üzerinden özel istemin baskın gelmesi sonrası oluştuğuna inanılmaktadır. Buradan hareketle anlaşılması gereken özel istemin öze duyulan sevginin insanın kendisiyle kurulan bağının topluma yönlendirilmesi gerektiği. Ancak böyle insanın kendinden başka olanı, diğerini, ötekini kendisini gördüğü gibi görebileceğidir. Yine de özellikle toplumsal eğitim kriterlerinin iyi düzenlenememesi ve aynı zamanda sevginin değil de bağımlılığın, üstün bir gücün baskısının kabulü insanlar arasındaki eşitsizliği, kendi geleceklerindeki insanlarla olan bağlılıklarını beslemektedir. Herkesin genel isteme bağlı olması sebebiyle daha fazla insan bir diğer bireye bağlı kalmakta ve dolayısıyla hiç kimse bağımsız ve özgür olmamaktadır halkı temsil eden hükümdar, halkın ortak çıkarlarını yansıtan genel istemle yönetilmekte ise yurttaşlar hükümdar olmuş demektir. Bu çerçevede hükümdarlık bir kral veya bir prensle eşdeğer değildir. Aksine sadece halk organları taşıyan genel istemin uygulanmaktadır. Hükümdar ve yasalar tarafından hükümeti yöneten istem, yasalar göz önünde bulundurularak insanların özgürlüğünü, eşitliğini ve güvenliğini sağlayan bir olgudur yurtseverlik, küreselleşme veyahut küresel toplum bakımından öz, bir grubun altındaki bir fikirdir. Aşırı tüketim, küreselleşen yeni bir yaşam tarzının benimsenmesiyle eşdeğerdir. Böylesi yeni yaşam tarzının uyumluluğu son derece etkileyicidir. O halde bir grup, yurtseverlik fikrini nasıl sergileyebilmektedir? Bu kavramların amacını oluşturan bu inceleme, uzlaşmalardaki karmaşayla eşdeğerdir ulusal yurtsever değerlere bağlılık ya da evrensel değerlere bağlı olmak. Tutkuları olan bir insan nasıl bu iki fikri de savunabilecek noktaya ulaşabilmektedir? Küreselleşme sorunu üzerine inceleme yapmak, ekonomik planlar üzerine daha güncel şekilde sunumlar yapmak, sosyopolitik etkinlikler aracılığıyla politik hareketin küreselleşmesi üzerine zor da olsa konuşabilmekle eşdeğerdir. İşte geleneksel yurtsever ilişkilerin gerekçesi. Bütün bu eşitsizlikler, savaşların ve şiddetin görülmesi, birilerinin göz göre göre diğerlerini suistimal etmesi, toplum tarafından değiştirilen insanın bir eseridir. Onu doğal insanla kıyaslarsak, toplumsallaşmış, toplumsallaşmış insan, bilim tarafından, ticaret tarafından ve politik topluma yönelik kalıtsal güç belirlenimleri tarafından kötüye kullanılmaktadır. Toplumu anlamak, Eşitlik ve özgürlük düzlemlerini korumak için dünyayı güncel yapısıyla görmek ve kendimize güncel durumumuza oldukça yakın sorular sormak gereklidir. Bir başkasını kabullenememek bireysel bir yaşamın gerek getirdiği bir kalıp mıdır? Yurtseverliğin günümüz demokratik toplumunda hala yeri var mıdır? Soyut bir kavramdan türediği göz önünde bulundurulduğunda kendimizi bir yurtsever olarak hissedebilir miyiz? Yurtseverlik ve demokrasi ideal toplumun birer örneği midir? 21. yüzyılda dünya yurttaşlığının yeri nedir? Küreselleşme taraftarı mıyız yoksa küreselleşmeye karşı mıyız? Bu soruların cevapları bu çok boyutlu çalışmanın ayrıntılarına inmemizdeki birincil arzuyu teşkil etmektedir. Ancak sorular sorulmaya devam edildikçe, sonuç ve çözümlerden çok problemlerin tekrar tekrar değerlendirilmesiyle girilen labirentten çıkılamamaktadır. Russo düşüncesinden yola çıkarak, labirentin bizim tarafımızdan girilen patikasını sizlere göstermekten başka bir şey değildir. 4. Bölüm Russo ve Dil Dil, felsefi bir problem olarak her dönem için filozofların ilgisini fazlasıyla çekmiş olan ve çekmeye de devam eden bir olgudur. Dille düşünce, dille varlık arasındaki ilişki belki ilk olarak üstü kapalı bir biçimde Parmenides'te ortaya çıkar. Parmenides, Doğa Üzerine adlı şiirinde yalnızca söylenebilir olanın var olduğunu ve var olmayanın hiçbir biçimde dile getirilemez olduğunu söylerken, dille varlık arasında felsefe tarihi boyunca sürecek olan hesaplaşmayı açar. Bununla birlikte dil üzerine gerçek anlamda ilk felsefi çalışmanın Platon'un Kratilosu olduğunu söyleyebiliriz. Rousseau'ya gelene dek başka birçok filozof dil konusunda farklı düşünceler ortaya koymuşlardır. Rousseau'yu öncüllerinden ayrı bir noktaya taşıyansa onun dili tarihsel biçimde ele almasıdır. Rousseau için aydınlatılması gereken ilk problem dillerin nasıl ortaya çıktığıdır. Beliren ilk zorluk dillerin nasıl olup da bir zorunluluk haline gelebildiklerini tasavvur edebilmektedir. Çünkü insanlar arasında hiçbir haberleşme bulunmadığı gibi buna gereksinme de olmadığı için dil zorunlu olmadıkça ne buluşun zorunluluğu ne de olanağı anlaşılacaktır. Bir olgunun ortaya çıkmasının olanağı zorunluluk olarak belirlenmektedir. Yani bir olgu olarak ortaya çıkan şeyin, o olguyu ortaya çıkaracak şartların belirmesi sonucu bir zorunluluk olarak ortaya çıktığı düşüncesi, Russo'nun dil üzerine çözümlemelerinde daima dayanak noktası olarak kalacak temel kaidelerdendir. Bu anlayış, aydınlanma geleneğinin filizlendiği zamanlarda determinizmin Russo'nun zihnindeki bir yansıması olarak düşünülebilir. Açıklanması gereken ikinci nokta ise bir biçimde ortaya çıkmış olan dillerin nasıl olup da yerleşmeye başladıklarıdır. Russo'ya göre insanlar söze gereksinmişlerse bu yalnızca düşünmeye daha da çok gereksinimleri olduğunu gösterir. Yine burada bahsedilen zorunluluk temelli akıl yürütme esas alınmaktadır. Basit seslerin ötesinde söz söyleme sanatından oluşan dil, Russo'ya göre düşünmeye olan gereksinimin bir sonucudur. Öyleyse burada yapılması gereken doğa durumundaki insanın neden düşünmeye gereksinim duyduğunu anlamaya çalışmaktır. Böylece Russo'nun dil üzerine düşüncelerini geliştirirken mesele edindiği iki temel soruyu belirlemiş olduk. Tekrar belirtecek olursak dillerin nasıl ortaya çıktığı ve nasıl yayıldığı Russo'nun başlangıç adımlarıdır. Bu soruları çözümlerken Russo, belki de soruların doğasından kaynaklandığı için tarihsel bir yaklaşımda bulunur. Fakat bu asla bilimsel anlamda bir tarihçilik, bilinir olgulara dayanan ve bu olgulardan çıkarımlarda bulunan anlamda bir tarihçilik değildir. Aksine Russo, bu yaklaşımın çok uzağındadır ve bunu açık bir biçimde ortaya koyar. Bu konuda girişilebilecek olan araştırmaları tarihsel gerçekler olarak kabul etmemek gerekir. Bunları Nesnelerin asıl kaynağını göstermekten çok niteliğini aydınlatmaya yarayan ve fizikçilerimizin dünyanın meydana gelmesi üzerine bugün yaptıklarına benzeyen varsayımsal ve şarta bağlı muhakeme ve yargılar olarak almak gerekir. Böylece Russo tarihsel olguları kullanmak yerine spekülatif bir tarihçilik anlayışını benimser. Buna göre tarihin herhangi bir anında gerçekten var olup olmadığı belirsiz olan ve esasında Russo'nun da var olduğunu iddia etmediği fakat varsayımsal olarak olduğu kabul edilen bir doğa durumundan hareket edilir. Bu doğa durumu, insanların henüz uygar topluluklar olarak yaşamaya başlamadığı, avcı toplayıcı oldukları bir dönemi belirtir. Rousseau'nun bu doğa durumundan toplumun ve dolayısıyla da dilin ortaya çıkışını açıklamada kullandığı yöntem, tamamıyla aydınlanmacı bir düşünürün yapması gerektiği gibidir. Yani olguları mantıksal olarak öyle olmaları gerektiğini varsayarak oluşturmak ve gerçekleşen değişimi aydınlanmış topluma değin ilerletmek. Dolayısıyla Russo, dilin ortaya çıkışını ve gelişimini neden sonuç ilişkisi bağlamında zorunluluğa dayalı bir determinizm anlayışıyla elde ele alır. Russo, dillerin kökeni üstüne denemenin açılış cümlesinde insanı diğer hayvanlardan ayıranın dil olduğunu söyler. Bu da insanın dili geliştirme hususunda hangi yönlerden ve hangi tarihsel koşullarda diğer hayvanlardan ayrıldığını belirlemek gerektiği anlamına gelir. Rousseau konuşmanın ilk bölümünde doğa durumundaki insanı fiziksel olarak kısaca ele aldıktan sonra onu metafizik ve ahlaki yönden değerlendirmeye başlar. Bu değerlendirmede insanın üç kavram çerçevesinde doğayla olan ilişkisi ortaya konur. Bunlar ben sevgisi, merhamet ve yetkinleşebilme yetisidir. Söz konusu bu üç kavramdan son tahlilde yalnızca sonuncusu yani yetkinleşebilme yetisi insanı diğer hayvanlardan ayırır. Ben sevgisi bütün hayvanların kendi varlığını koruma ve sürdürme içgüdüleridir. Rousseau bütün hayvanlarda gerekli şeyleri yeniden elde etmek, kendini yok etmek veya tedirgin etmek eğilimindeki her şeye karşı bir noktaya kadar kendini güven altına almak için doğanın yön verdiği ustalıkla yapılmış bir makine görüyorum diyerek ben sevgisi anlayışını ortaya koyarken bir yandan da Hobbes ve Grotius gibi doğa filozoflarının düşüncelerine bağlanır. Fakat Hobbes bu temel üzerinden doğa durumunu herkesin herkese karşı savaşı olarak tanımlarken Rousseau bu savaş durumuna merhamet kavramıyla karşı çıkar. Ben sevgisi gerçekten de bir hayvanın başka bir hayvanın varlığına zarar vermeye neden olabilir fakat bu yalnızca bazı sıra dışı durumlar için geçerlidir. Rusya'ya göre merhamet bize acı çeken insanın yerine koyan bir duygudur. Ve bu doğal duygu her bireyin kendisine karşı duyduğu sevginin yani ben sevgisinin faaliyetini azaltıp yumuşatarak bütün türün karşılıklı olarak kendini korumasına yardım eder. Böylece kendi varlığını koruma ve sürdürme içgüdüsü olarak ben sevgisi başkalarının varlığını sona erdirme arzusuna dönüşmeyecektir. Yine de bahsettiğimiz bu iki doğa hali insanı bütünüyle hayvanlardan ayırmaya yetmez. Çünkü bunlar belli derecelerde tüm hayvanlardan mevcuttur. Rousseau ben sevgisi hususunda insana eylemde özgür olması noktasında bir ayrıcalık tanır. Elbette fakat bu bütünüyle ikna edici bir ayrıcalık olarak görünmez. Hayvanlar arasında insanın özgür üstünlüğünü yapan insanın anlığı olmaktan çok onun özgür bir unsur olma niteliğidir. Doğa bütün hayvanlara emreder ve hayvan buna uyar. İnsan da aynı etkiyi duyar. Fakat o buna boyun eğmekte ya da direnmekte kendini özgür bilir. Burada gayet açıkmış gibi görünen bu farkın hemen takip eden paragrafta kesinlikle çermediği ve asıl fark yaratanın yetkinleşebilme yetisi olduğu gösterilir. Fakat bütün bu sorunları çevreleyen zorluklar insanla hayvan arasındaki bu ayrılık üzerinde tartışmaya yer bıraksa bile onları birbirinden ayırt eden, tartışma kabul etmeyen çok özgül başka bir nitelik vardır. Bu da yetkinleşmek, olgunlaşmak yetisidir. Bu noktada yetkinleşebilme yetisi, doğa durumundaki insanı diğer tüm hayvanlardan ayıran özsel, varoluşuna içkin bir yeti olarak ortaya çıkmaktadır. Şimdi yetkinleşme yetisi sözün ortaya çıkması hususunda en önemli unsur olarak bilirmektedir. Fakat bu noktayı açmadan hemen önce yetkinleşebilme yetisi üzerine çok önemli olduğunu düşündüğüm başka bir noktayı belirtmekte fayda var. Aslında kendi başına başka bir çalışmanın konusu olmakla birlikte, kısaca Russo'nun evrimsel bakışı önceleyen düşünme biçimine değinmeliyiz. Çünkü yetkinleşebilme yetisinin söz üzerindeki etkisini ve neden hayvanda aynı sürecin oluşmadığını bu düşünme biçimi belirme, belirlemektedir. Şöyle diyor Russo, Doğa bu insanlara Sparta kanununun vatandaş çocuklarına davrandığı gibi davranır. Sağlam yapılı olanları güçlü, gürbüz kılar. Bütün ötekileri yok eder. Başka bir yerde aynı bağlamdaysa şunları söylüyor: Doğanın bu korkunç felaketlerinin pençesinde zayıf olan her şey yok olup gider. Bütün geriye kalanlar güçlenir ve güçlülükle ölüm arasında hiçbir orta nokta bulunmaz. Kuzey halklarının böylesine sağlam olmalarının nedeni işte budur. Onları başta öyle kılan şey iklim değildir. Tersine, iklim ancak öyle olanların yaşamasına izin vermiştir. Çocukların da babalarının elverişli yapısını korumaları şaşırtıcı değildir. Burada Russo'nun doğal seleksiyon düşüncesinin neredeyse bütünüyle kavradığı görülmektedir. Aradaki temel farkıysa şu şekilde belirleyebiliriz. Russo, neredeyse bilimsel bir incelikle kavradığı bu gelişim düşüncesini yetkinleşebilme yetisinin kendisine uygulamaz. Yani insan bu yeti sayesinde ve ben sevgisi gereği kendini yok olmaktan kurtaracak değişimi gerçekleştirebilirken yetkinleşme yetisinin kendisi bu değişimden muaftır. Yani bu yeti varoluşa içkin bir özellik olarak alınır ve böylece bilimsel hassasiyette kavranmış olan durum yeniden metafizik bir zemin üzerine oturtulur. Diğer yandan Rousseau'yu modern evrimci bakıştan ayıran bir diğer nokta ki bu Rousseau'nun temel savıdır. Zaten bu yetiyi yalnızca insana atfetmesidir. Bu yeti şartların da yardımıyla bütün öteki yetileri ard geliştirir ve bizde gerek tür olarak gerek kişi olarak bulunur. Oysa bir hayvanın bütün hayatı boyunca sürecek kesin şekli birkaç ay içinde alır ve bu hayvanın türünün bin yıl sonunda bin yılın bu birinci yılının sonunda olduğu gibi kalır. Görüldüğü üzere Russo burada da aydınlanmacı düşünmenin doğrudan etkisindedir. Çünkü yalnızca akıl sahibi varlık olarak insana yetkinleşebilme yetisi verilmişken, geliştirdikleri tüm özelliklere karşın diğer hayvanlar bu yetiden yoksundurlar. Fakat bizim akılda tutmamız gereken sözün oluşumunda yetkinleşebilme yetisiyle birlikte kendini yok olmaktan kurtarmaya muktedir insan fikridir. Rousseau'nun dikkate aldığı ilk soru olan dillerin nasıl ortaya çıktığı sorusu, doğa durumundaki insanın nasıl yaşadığıyla yakından alakalı bir sorudur. Doğa durumunda Rousseau'ya göre toplumu meydana getirmek için bir sebep söz konusu değildir. İnsanlar doğal gereksinimlerine göre yaşarlar ve doğal gereksinimler insanları bir araya getirmekten ziyade onları uzaklaştırır. Bu nedenle dil doğal gereksinimlerden doğmaz. Çünkü dil toplumsaldır. Fakat doğa durumunda toplumsallık yoktur. Yalnızca doğal gereksinimleriyle hareket eden insan, ihtiyacı olan her şeye sınırsızca sahip olduğundan dolayı onu bu yalnızlığından çekip çıkaracak herhangi bir zorunluluk durumu mevcut değildir. Rousseau'nun düşüncesine göre iki şey insanları bir araya getirmiş olmalıdır. İlk ve en önemli sebep doğal felaketler ve ikincisi ise iklim koşulları. Böylece Rousseau kendi yöntemiyle tutarlı olarak İnsanların bir araya gelmelerini bir koşul neticesinde gerçekleştiğini söyler ve bu bir araya gelme insanda dilin başlangıcı olarak ilk sesin meydana gelmesiyle sonuçlanacaktır. Yalnız yaşamaktan çıkıp bir araya gelen insan başka insanları kendisi gibi hisseden, düşünen bir varlık olarak tanıdığında kendi hislerini ve düşüncelerini bu varlığa aktarma arzusu duydu. Rousseau'ya göre bu ilk aktarma insanın güçlü duygulanımlarının sonucudur. Peki ama neden insanın çıkardığı ilk sesler gereksinimlerden değil de korku, acı gibi güçlü duygulanımlardan kaynaklanmaktadır? Burada Russo, insanın dili oluşturabilmesi için görme ya da işitme duyularının yeterli olduğunu belirttikten sonra görmenin doğrudan dokunmayla ya da dolaylı olarak jestle işitmenin ise ses vasıtasıyla bir dil oluşturduğunu söyler. Görme temelli bir dil, yani bir şeyleri işaret ederek gösterme ya da jestlerle anlatma, gereksinim kaynaklı anlatma isteğini karşılamada yeterli olacaktır. Örneğin, insan karnı acıktığında ve yemek yemek istediğinde yalnızca bir av hayvanını işaret etmesiyle bu derdini anlatmış olacaktır. Dolayısıyla gereksinimleri anlatmak için insan sese ihtiyaç duymayacaktır. Fakat sesli dilde durum tamamıyla farklıdır. İnsan kendi hislerini kendisine benzeyen başka varlığa aktarmak istediğinde görme temelli bir dil onun için yeterli olmayacaktır artık. Çünkü burada temel dürtü diğer varlıkta bir duygu uyandırmak ve ona kendi hissini hissettirmektir. Böylece insan korktuğunda, yardım istediğinde ya da acı duyduğunda bunu anlatacak herhangi bir işaret olmadığından kendini sesle. Yani Russo'nun doğanın çığlığı dediği şeyle ifade etti. Sesteki güçlü duygulanımları etkileme özelliği onu anlatım olanakları daha geniş olmasına karşın görmeden üstün kılmıştır. Sesin güçlü duygulanımları etkileme özelliğiyle insanın kendi hislerini hissettirebilmesi ve karşısındaki varlıkta güçlü duygulanımlar uyandırabilmesi mümkün olur. Rousseau bu hususta vurgu üzerinde önemli durur. Çünkü sesli dilde güçlü duygulanımları etkileyen esasında vurgudur. Vurgu duyduğumuz şeyi hissetmemizi sağlar. Böylece gereksinimlerden değil, fakat güçlü duygulanımlardan doğan ilk dillerin basit ve kurallı olması düşünülemez. Daha ziyade şarkı biçiminde söylenen ve güçlü duygulanımları etkileyen diller olmalıdır bunlar. Rousseau varlığı bu mantıksal sonucun ardından bu sonuçla bağlantılı olarak ilk dillerin mecazlı olduğu ve gerçek anlamın daha sonradan oluştuğu çıkarımında bulunur. Başkalarıyla karşılaşan bir vahşi ilk başta korkar korkusu nedeniyle karşısındakiler ona kendisinden daha büyük ve güçlü görünürler dolayısıyla vahşi onlara dev adını verecektir ama birçok deneyimden sonra bu sözde devlerin kendisinden ne daha büyük ne de daha güçlü olduklarını gördüğünde boylarının dev sözcüğünün taşıdığı düşünceye hiç uymadığını görecektir o zaman onlara ve kendisine uygun başka bir ortak sözcük bulacak örneğin onlara insan adını verecek ve dev sözcüğünü yanılgı anında kendisini etkilemiş olan bu gerçek dışı nesneye bırakacaktır. Güçlü gözlerimizi büyülediğinde ve bize sunduğu ilk düşünce hakikat düşüncesi olmadığında mecazlı sözcük asıl addan daha önce işte böyle doğar. Buradaki incelikli düşünceyi dikkatle ele almalıyız. Çünkü aceleci bir tavırda saf bir platancılığa düşme tehlikesi söz konusudur. Eğer güçlü duygulanımların etkisi altında karşılaşılan varlığa dev adı veriliyorsa ve bu duygulanımların etkisi ortadan kalktıktan sonra bu varlıkların kişinin kendisinden farklı olmadıklarının anlaşılmasıyla onlara insan adı veriliyorsa bu durum sanki dev ve insan kelimelerinin kendinde bir anlamları olduğu yanılgısını doğurabilir. Ve hatta mecazdan esas anlama sanki esas anlam mecaz kullanılırken bile hep oradaymış ve keşfedilmeyi bekliyormuş gibi bir geçişin olduğu düşünülebilir. Halbuki Russo'nun ortaya attığı ve ilk verdiği izlenimden çok daha ciddi alması gereken fikir şunu anlatır. Burada kişi ayrım ve özdeşlik ilişkilerinin farkındadır. Güçlü duygulanımların etkisiyle kendiyle özdeş olarak algılamadığı başka varlığı tanımlamak için ona bir isim verir. Örneğin dev der dev ifadesi bu andan itibaren de vahşinin kendisi gibi olmayan, kendisinden daha güçlü ve daha büyük varlıkların ismi halini alır. Burada diğer varlığın gerçekten daha güçlü ya da daha büyük olmasına lüzum yoktur. Vahşi onu böyle algılar ve algılanan ayrım ona bir isimlendirme yapma zorunluluğu hissettirir. Bu noktadan sonra vahşi, diğer varlığın ne kendinden daha büyük ve ne de daha güçlü olduğunu deneyimlediğinde yani güçlü duygulanımların etkisi ortadan kalktığında başta fark edilen ve isimlendirmeyi zorunlu kılan ayrım da ortadan kalkar. Ve şimdi özdeşliğin fark edilmesi söz konusu olur. Böylece vahşi artık diğer varlığı dev olarak adlandırmaz. Çünkü dev kelimesi onun için kendisinden daha güçlü ve daha büyük varlıkları anlatan bir kelimedir ve bu varlık bu tanıma uymaz. Ve şimdi ona başka bir isim verir. Örneğin insan Dolayısıyla dev kelimesi artık baştaki güçlü duygulanımları uyandıran şeyler için kullanılan bir eğretileme haline alırken esas anlam yani özdeşliğe dayanan anlam mecazdan türemiş olur. Sonuç olarak bu noktada Russo bir çeşit platonculuğa düşmez. Aksine keskin bir nominalist tavır içerisindedir. Anlamın kelimeye içkin bir şey olduğu noktasında değildir. Anlam ayrım ve özdeşliğin öncelik, sonralık ilişkisinde kurulur. Böylece ilk diller, güçlü duygulanımların etkisi altında, kişinin hislerini anlatmak ve karşısındakinde bir his uyandırma gayesiyle ortaya çıkan, vurgunun esas olduğu dillerdir. Bu noktada insan henüz eklemlere gerek duymaz. Eklemler anlatım için bir sınırlamadır. Çünkü ses ve vurgu sonsuz sayıdadır. Çığlık ve sızlanma gibi en canlı ünlemler gırtlaktan çıkan basit, eklemlenmemiş seslerden oluşur. Bütün bunlar Rus soyu ilk dillerin şarkı formunda olabileceği sonucuna götürür. Bu insanlar konuşmak yerine şarkı söyleyeceklerdir. Kelimelerin oluşumu da bu bağlamda ele alınır. Kök sözcüklerin büyük çoğunluğu ya güçlü duyguların vurgulanmasından ya da duyumsanabilir nesnelerden kaynaklanan yansıma seslerden oluşmuştur. Burada şu noktanın önemine dikkat çekebiliriz. İlk diller vurgunun temel olduğu ve şarkı biçiminde ifade edilen dillerse anlatım olanağı güçlü fakat kesinlikten yoksun diller olmalıdırlar. Bu biçimdeki bir dil henüz uzlaşıma dayanmayan bir dil olduğundan toplumsal hayatı kolaylaştıracak bir dil olamaz. Fakat insanlar doğal felaketlerin ve iklimin etkisiyle bir araya geldikten sonra tarım ve ticaret gibi tarihsel olguların sonucu olarak dile ilk ortaya çıkma nedeninden daha farklı sebeplerden dolayı ihtiyaç duydular. Her gün birlikte İçiçe yaşayan topluluklarda kendi hislerini karşısındakine hissettirmek yani sırf empati düzeyinde bir iletişim artık pratik olmaktan uzaktır. Şarkılı dil bütün belirsizlikleriyle birlikte gündelik yaşamda ihtiyaç duyulan basitliği ve hızı sağlayamaz. Uzlaşım, şarkıdaki karşılıklı anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için ortaya çıkar. Dili yoksunlaştırır fakat açıklık ve kesinlik sağlar. Gerçekten Rousseau'nun da belirttiği gibi aydınlanmanın yayıldığı ölçüde dil güçlü duygulanımlardan dolayısıyla da vurgulardan arındırılır fikri ortaya koyar. Kalbe değil, akla konuşur. Hissedilmek değil, anlaşılmak ister. Dillerin nasıl yayıldığı ya da yerleştiği sorusu da bu minval üzerinde cevap bulur Rousseau, gereksinim ilkesine bağlı kalarak, doğal durumda insanın yerleşik ve kurallı bir dili geliştirmesinin herhangi bir nedeni olamayacağı noktasındayken insanlar çeşitli nedenlerden dolayı bir araya geldiklerinde dilin bir bütün olarak türün hayatta kalabilmesi için zorunluluk olarak geliştiği fikrini savunur. Russo bu farkı kuzey ve güney dillerinin oluşumu bölümlerinde inceler. Özellikle kuzeyli toplumlardaki doğanın çetin şartları insanda dili doğal duygulanımları belirtmek için değil fakat varlığını sürdürmek için gerekli kılmıştır. Mutlu yaşamayı düşünmekten önce yaşamayı düşünmek gerekiyordu. Karşılıklı gereksinim insanları duygudan daha iyi bir biçimde bir araya getirirken toplum ancak insan becerisiyle oluştu. Sürekli yok olma tehlikesi jest diliyle sınırlanmaya izin vermiyordu. Onlar da ilk sözde beni sevin değil bana yardım edindi Böylece hem toplumsallaşma hem de toplumsallaşmanın bir ürünü olarak yerleşik dil hayatta kalma mücadelesinin yani Rousseau'nun kavramsallaştırdığı biçimiyle ben sevgisinin sonucu olarak ortaya çıktı. Güçlü duygulanımları belirten vurgulu dil daha ziyade merhamet kavramı üzerinde temellenir. Çünkü karşısındakine kendini hissettirmeye çalışan insanda onun kendini anlayabileceğine olan inanç ve bu anlayışın sonucunda da kendisine karşı oluşan empatiyle birlikte bir merhamet söz konusu olacaktır. Bu noktada yetkinleşebilme ilkesine ihtiyaç duymayacaktır insan. Çünkü onu daha iyi olmaya mevcut dilsel yapıyı geliştirmeye itecek bir zorunluluk görünmez. Oysa ki ben sevgisinden türeyen ve insanın kendi varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan dil yetkinleşebilme yetisine sıkı sıkıya bağlıdır. O bu özelliğini ne kadar geliştirebilirse varlığını sürdürme hususunda da o kadar başarılı olacaktır. Sonuç olarak Rousseau'nun dil üzerine düşünceleri, daha önce gösterilmeye çalışıldığı gibi onun aydınlanmacı düşüncesiyle tutarlılık içerisindedir. Bu bağlamda Rousseau yöntem olarak iki koşula sıkı sıkıya bağlıdır. İki, tarihin ilkelden moderne doğru geliştiği fikri ve ikincisi ise bu gelişimin altında yatan muharrik nedenin gereklilik olduğu düşüncesidir. Burada ilerleyen tarih anlayışıyla Russo'nun modernleşmeye olumsuzluk atfetmesi arasında bir çelişki söz konusu değildir. Çünkü Russo, aydınlanma felsefesinin temel düsturu olan ilerlemeci tarih anlayışını kabul etmekle birlikte o yalnızca bu durumun istenilir bir durum olup olmadığı noktasından diğerlerinden ayrılır. Fakat bu ayrılış problemleri ele alma biçiminde onun aydınlanmacı bakış açısına tesirde bulunmazsın. Russo'nun tarihselci yaklaşımı bilimsel bir yaklaşım değildir. O bu noktada verilerden ziyade mantığa yaslanır. Bu da aydınlanmacı düşüncenin tipik bir örneğidir diyebiliriz. Mantıksal yaklaşım yani bir şeyin öyle olması gerekliliği Russo'ya doğa durumundaki insanın koşullarını inceleme imkanı verir ve bu zemin üzerinden dillerin kökenini ve yayılışını gereklilik temelinde inceler. Diğer yandan Russo, gereklilik kavramını içi boş bir biçimde kullanmaz. Aksine, gereklilik, ben sevgisi kavramıyla ilişkilendirilir. Buna göre insanın ben sevgisinden kaynaklı var olma güdüsü, varlığını tehdit eden koşullar karşısında insanın yeni yollar bulması gerekliliğini doğurur. Bu gereklilik ise, insanın sahip olduğu yetkinleşebilme yetisiyle birlikte insanın varlığını sürdürebilecek yetenekleri geliştirebilmesini sağlar. Dil konusu da bu bağlamda ele alınır. Rusoya göre ilk diller güçlü duygulanımlardan ortaya çıkar. Burada amaç insanın başkalarında uyandırmak istediği etkidir. Böylesi bir dilde esas olan şey vurgudur. Dolayısıyla bu dillerin formu şarkı biçiminde olmalıdır. Ancak güçlü duygulanımlara dayalı dilin geliştirilmesi işin Russo bir gereklilik görmez. Söz konusu değil, birbirlerinden izole biçimde yaşayan insanların dilidir. Buna karşın doğal felaketler gibi çeşitli nedenlerle bir araya gelen insan toplulukları varlıklarını korumak ve sürdürebilmek için dile ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple vurguyu temel alan dilin ilk biçimi pratik olmaktan bir hayli uzaktır ve modern dilleri oluşturan gereklilik de bu zeminde ortaya çıkar. Bütün bu açıklamaların sonucu olarak Rusya'nın dil üzerine olan düşünceleri kendi içinde eleştiriye açık olmakla birlikte onun düşünce sisteminin bütünüyle son derece tutarlılık gösterdiğini söyleyebiliriz. 5. Bölüm Modern toplum haline gelme yani toplumsallaşma ilk etapta kastedilen insanların hayvanlarla birlikte ve onlar gibi olan yaşamlarını terk etmeleri ve kendileri gibi insanlarla bir araya gelmeleridir. Russo, insanların doğal durumlarını terk ettikten sonra tek başlarına kalmalarının Onları doğadaki diğer canlılara karşı savunmasız bırakabileceğini belirtmektedir. Bu durumda karşılıklı ilişkiler kurmanın onlara üstünlük sağlayacağını, insanların bir araya gelerek gelişeceklerini iddia etmektedir. İnsanların toplumsallaşmalarının tek faydası savunmasızlığı bertaraf etme ve birlikte güçlenme, gelişme değildir. Rousseau, insanların aslında kendi ihtiyaçlarını karşılamak dışında bir şey düşünmezken toplumsal alanda öteki insanlarla ilişkileri aracılığıyla aydınlanıp mutlu olabileceği duygulara sahip olacağını ifade etmekte ve şunu eklemektedir. Kısaca söylemek gerekirse insan ancak toplumsal bir varlık olarak ahlaksal varlık, düşünen hayvan, öteki hayvanların kralı ve Tanrı'nın yeryüzündeki imajı olabilir. Toplumsallaşma aklı ve özgür iradeyi mükemmelleştirirken aslında ahlak çerçevesi de çizmektedir. Russo'ya göre insanların Toplum halinde örgütlenmeleri doğal veya ihtiyaç dahilinde bir eğilim olabilir. Önemli olan bu toplumsallaşmanın insanların erdemleri ve kötülüklerinden oluşan bütün ahlaksal varlıklarını da doğurmasıdır. Özgür özne ve toplumsallık veya yurttaşlık temalı çalışmalarda yine aile temasının yakalanabildiği bağlamlar sunmaları açısından bu çalışma için oldukça önemlidir. Rousseau'nun toplum sözleşmesinin temelinde tartışılan konu, toplumsallaşmak durumunda kalan insanların bu süreçte neyi nasıl yaşamaları gerektiğiyle ilgilidir. Burada toplumsallaşmayı ve ailenin kuruluşunu Rousseau'dan aktarmak önemlidir. Bununla birlikte ilk konutları yapanların kendilerini bunları savunabilecek güçte gören en güçlüler olması olasılığı çok olduğundan, zayıfların bunları konutlarından sürüp çıkarmaya kalkışmaktansa onları taklit edip kendilerine Yeni kulübeler yapmayı daha kestirme, daha emin bulduklarına inanmak gerekir. Daha önceden kulübelere sahip olanlara gelince, bunlardan biri komşusunun kulübesini kendisine mal etmeye pek uğraşmamış olsa gerekir. Bunun sebebi o kulübenin kendisine ait olmamasından çok kendisine yararı olmaması, onu işgal eden aileyle çok sert bir kavgaya girişmeden ele geçirmenin de olanağı olmaması olsa gerekir. Her aile karşılıklı bağlılıkla özgürlük biricik bağları olduğu ölçüde küçük bir toplum haline geldi. İki cinsin o zamana kadar bir olan hayat tarzı arasındaki ilk ayrım o zaman meydana çıktı. Kadınlar daha çok evde oturup kulübeyi ve çocukları beklemeye alıştılar. Erkekler ise ortak geçim araç ve gereçleri peşinde koşar oldular. İki cins böylece biraz daha yumuşak bir hayatla yırtıcılıklarından ve güçlerinden bir şeyler kaybetmeye de başladılar. Fakat ayrı ayrı her biri vahşi hayvanlarla dövüşmek bakımından daha az elverişli hale geldiği halde bu vahşi hayvanlara karşı ortak olarak direnmek için bir araya gelmeleri daha kolay oldu. Rousseau'nun dünyaya dönüşünde temel bir amaç vardır. Toplumda eşitsizliğe yol açan bir gelişme karşı direnmeyi güçlendirmek ve yeni toplumu bir sözleşmeye dayandırmaktır. Bu sözleşmeyle artık bir devlet yapılanmasına bahsedilmeye başlanılabilir. Bu bölümde Rousseau'nun devlet içinde bir diğer deyişle toplumsal alanda aileyi nasıl ele aldığına dair analiz bulunmaktadır. Rousseau'ya göre aile ve devlet yapılanması arasındaki ilişki şu aktarımlarda yer almaktadır. Bütün toplumların en eskisi ve tek doğal olanı aile topluluğudur. Burada çocuklar bakılmak, korunmak gereksiniminde oldukları sürece babaya bağlı kalırlar. Bu gereksinim ortadan kalkınca doğal bağda çözülür. Babanın sözünden çıkmamak zorunluluğundan kurtulan çocuklar, çocuklara bakma yükünü sırtından atan baba hep birden bağımsızlığa kavuşurlar. Yine de bir arada kalırlarsa, artık doğanın zoruyla değil, kendi istekleriyle kalıyorlar demektir. Ailenin kendisi ancak bir sözleşmeyle varlığını sürdürür. Onun için aileye politik toplumların ilk örneği diyebiliriz. Bu toplumlarda baş bir baba halk da çocuklar gibidir. Hepsi de eşit ve özgür doğdukları için özgürlüklerinden ancak çıkarları uğrunda vazgeçerler. Aradaki bütün ayrılık şudur. Ailede babanın çocuklarına olan sevgisi onlara gösterdiği özeni karşılar. Devlette ise devlet başkanının kendi halkına beslemediği bu sevginin yerini hükmetmek zevki alır. Yararsız her yurttaşın tehlikeli bir insan olarak görülmesi gerekliliğini öne süren Russo, devlet ve aile tartışmasını aileyi devlete anlatmada bir metafor olarak kullandığı aktarımlarıyla güçlendirmektedir. Büyüklükte aynı yolda yönetilemeyecek denli ayrıdırlar ve bir babanın her şeyi kendisinin görebilmesine olanak veren ev yönetimi ve önderin başkalarının gözleri yoluyla olmanın dışında hemen hemen hiçbir şeyi görmesine izin vermeyen yurttaş hükümeti arasında her zaman büyük bir ayrım olacaktır. Küçük aile sönmeye ve bir gün kendini başka birçok benzer aileye çözmeye yazgılanmıştır. Ama büyük aile her zaman aynı durumda sürmek için oluşturulmuş olmakla birincisi gibi çoğalmak için artmaya gereksinmez. Yalnızca kendini saklaması yeterlidir ve her artışın ona yarardan çok zarar vereceği kolayca kanıtlanabilir. Russo'nun toplumsallaşan insanların bir toplum sözleşmesi dahilinde devletleşmelerinde aileyi oldukça önemli bir yerde tuttuğu görülmektedir. Russo metinleri, Russo'nun aileye dair bakışının ayrıntılarındırılabileceği bilgiler de barındırmaktadır. Toplumsallığın yapı, yapı taşı ailenin nasıl resmedildiğini Russo'nun kendi ailesine yönelik anlatısıyla görmeye çalışmak mümkündür. Russo, ahlak ve din kurallarına saygılı bir aile içinde doğup, akıllı, dindar bir rahibin yetiştirdiği bir insan olduğunu, küçük yaştan beri şimdiye dek büsbütün unutmadığı inançlar ve ilkelerle büyüdüğünü söylemektedir. Çocuklarını yetiştirme yurduna veren Russo, durumunun onları yetiştirmeye el vermediğini, geleceklerine karşı ilgisiz olsaydı o durumda çocuklarımı annelerine ya da annenin ailesine bırakacağını, birincisinin onları eğitmeyeceğini, ikincisinin ise birer canavara dönüştüreceğini belirtmektedir. Russo'nun aileyi ahlaklı toplumun oluşum sürecinde değerlendirmesi sadece kendi hayatından kesitlerde değil, genelleştirilebilir bir durumdur. Aristokrasinin sürdürdüğü ve aileyi bozup dağıtan haylaz ve çapkın hayata karşı, Russo, aile hayatının ağırbaşlılığını yüceltir. Russo, ileride daha ayrıntılı tartışılacağı üzere aile hayatının ağırbaşlılığını ise kadınlar üzerinden kurar. Sevimli, masum egemenliğinizle, usulca sokulan zekanızla devlet içinde kanunların sevilmesini, yurttaşlar arasında duygu birliğini devamlı olarak sürdürmek, ayrı ayrı aileleri mutlu evliliklerle birleştirmek, vereceğiniz derslerle, tutumunuzdaki alçak gönüllü zarafetle, gençlerimizin başka diyarlardan getirdikleri sapıklıkları düzeltmek sizin elinizdedir. Tam da burada aileyi oluşturan bireylere değinmek gerekir. Aile ve evliliğin kutsallığında Russo, Anne ve baba rollerini belirlerken kadın erkek arasındaki farkın doğal durumdan kaynaklandığını belirtmektedir. Ailede olgunun doğasının kendisinde yatan birçok nedenden ötürü açıktır ki baba buyurmalıdır. İlk olarak yetkenin baba ve anne arasında eşit olmaması gerekir. Yönetim tekil olmalı ve her görüş ayrılığında karar verecek tek bir başat ses olmalıdır. İkinci olarak kadınlara özgü elverişsizlikleri nedenle hafife saymayı istersek isteyelim. Gene de bunlar her zaman bir eylemsizlik dönemine yol açtıkları için bu onları o birincilik konumundan dışlamak için yeterli bir nedendir. Çünkü denge eksiksiz olarak eşit olunca bir saman çöpü onu bozmaya yeter. Dahası kocanın karısının davranışı üzerinde gözetim kurabilmesi gerekir. Çünkü tanımak ve bakmak zorunda olduğu çocukların ondan başka hiç kimseye ait olmaları, olmamalarının sağlanması onun için önemlidir. Korkucak benzer şeyleri olmayan kadının kocası üzerinde aynı hakkı yoktur. Üçüncüsü, çocuklar ilkin zorunlu olarak ve daha sonra minnettarlıktan babalarına boyun eğimlidirler. Yaşamlarının bir yarısı boyunca gereksinimleri onun tarafından karşılandıktan sonra öteki yarıyı onunkileri karşılamaya adamaları gerekir. Kadınların en önemli görevinin çocuk doğurmak ve büyütmek olduğunu iddia eden Russo, aileyi kadın bedeni üzerindeki denetim mekanizması ve kadın için sosyal güvenlik, refah, düzen ağı halinde sunmaktadır. Bu çalışma kapsamına dahil edilmese de Russo'nun bu yaklaşımının aslında ailecik tartışmasıyla ele alınması da mümkündür. Bir arada yaşama alışkanlığı insanların tanıdığı ilk yumuşak, tatlı duyguları, karı koca aşkını, ana baba sevgisini meydana getirdi. Her aile karşılıklı bağlılıkla özgürlük biricik bağları olduğu ölçüde küçük bir toplum haline geldi. İki cinsin o zamana kadar bir olan hayat tarzı arasındaki ilk ayrım o zaman meydana çıktı. Kadınlar daha çok evde oturup kulübeyi ve çocukları beklemeye alıştılar. Erkekler ise ortak ihtiyaçların peşinde koşar oldular. İki cins böylece biraz daha yumuşak bir hayatla yırtıcılıklarından ve güçlerinden bir şeyler kaybetmeye de başladılar. Russo'nun erkekliğe dair çizdiği rotada dikkat çeken en önemli durum erkeğin kadına göre daha kamusal olabilmesidir. Çünkü Russo'ya göre erkek bütün insanlığı temsil eder. Çünkü yalnızca o özgür iradesini kullanabilir ve kendisinin efendisi olabilir. Kadın kamu hayatında yer almalı, almamalı. Kendisini bütünüyle ev içi görevlere adamalıdır. Her ne kadar baba rolünün buyurganlıkla ilişkilendirilmesi göze sıklıkla çarpıyorsa da nasıl bir aile anlatısının başında değinilen Russo'nun kendi çocuklarının bakımı ve eğitimini üstlenmeme gerekçesi aslında babanın anneyle kurduğu ilişkinin buyurgan olabilirken çocukla kurduğu ilişkinin özgür birey vurgusu içerdiği görülebilmektedir. Çocuklar elbette babanın himayesi altındadır. Bu himayenin babaya yüklediği bir sorumluluk mevcuttur. Fakat Russo, baba-çocuk ilişkisinin özgürlüğü zedelemeden kurulması gerektiğini savunmaktadır. Doğa kanunu gereği baba, sadece yardımı oğlu için gerekli olduğu sürece çocuğun efendisidir. Bu dönem geçtikten sonra eşit hale gelirler. O zaman babadan tamamen bağımsız olan oğul babaya baş eğmez. Sadece saygı borçlu olur. Çünkü şükran duygusu yerine getirilmesi gerekli bir borçtur. Ama istenebilecek bir hak değildir uygar toplumun baba gücünden türediğini söylemek yerine, tersine bu gücün uygar toplumdan türediğini söylemek yerinde olur. Birçok kişi onun etrafında toplandığı anda, o kişi onların babası olarak kabul edilebilmiştir. Herkes kendini başkasına bağlayabilirse de çocuklarını bağlayamaz. Çünkü onlar insan ve özgür olarak doğarlar. Özgürlükleri kendilerinindir. Hiç kimsenin onu kullanmaya hakkı yoktur. İyi kötüden ayıracak çağa gelmeden önce Baba çocukları korumak, rahatlarını sağlamak için onların adına bir takım koşullar koyul koyabilip ama onları kayıtsız şartsız, geri dönülmezcesine başkasına veremez. Çünkü böyle bir bağış doğanın amaçlarına aykırı olduğu için babalık haklarını da aşar. Öyleyse keyfe bağlı bir yönetimin yasal bir yönetim olabilmesi için halkın onu kabul etmeye ya da etmemeye yetkisi olmalıdır. Ancak o zaman yönetim keyfe bağlı olmaktan çıkar. 6. Bölüm Özgürlüğü temel mesele olarak ele alan Rusya'ya göre, insanoğlu toplum içinde yaşamaya başlamasıyla birlikte doğa halinin hür ve eşit varoluşunu kaybetmiştir. Rusya, toplumsal sözleşme ve bunun ana aracı olan genel iradeyi bu temel özgürlük meselesini halletmek üzere tasarlamıştır. Ancak 19 ve 20. yüzyıllarda Rusya'nın genel irade kavramına dair farklı yorumlar yapılmıştır. Bunda Rusya'nın muğlak ve bazen de çelişkili gözüken açıklamalarının payı olsa da yorumcuların bütünsel olmayan yaklaşımlarının asıl etken olduğu söylenebilir. Bireye adalet ve adaletsizliğin ne olduğunu belirleme hakkını vermiyorsak, bu büyük meseleyi hangi merceğin önünde savunabiliriz? Nerede? İnsanlığın önünde. Buna sadece insanlık karar vermeli. Zira herkesin iyiliğinin dışında bir arzusu yoktur. Bireysel iradeler kuşkuludur. Ya iyi ya kötü olurlar. Fakat genel irade her zaman iyidir. Hiçbir zaman yanıltmamıştır ve bundan sonra da yanlış yönlendirmeyecektir. Bireyin ne derece insan, vatandaş, tebaa, baba veya çocuk olması gerektiğini ve ne zaman ölüp ne zaman yaşaması gerektiğini bilmesi için genel iradeye başvurması gerekir. Tüm yükümlülüklerin sınırlarını belirlemek genel iradenin işidir. Genel iradenin ahlaki boyutu Rousseau'nun irade eksenli ahlak anlayışında saklıdır. İradi ahlak anlayışıyla neyi kastediyoruz? Bu soruya bir yanıt verebilmek için iradi ahlak anlayışını akıl temelli ahlak anlayışıyla karşılaştırmakta yarar var. Eski Yunan felsefesine uzanan akıl temelli ahlak öğretisine göre insana hayvandan ayırt eden başlıca özellik akıldır. Logos Yunanca'da hem akıl hem de akıl yürütmeye imkan sağlayan dil anlamına gelir. İnsan davranışlarının ahlaki bir nitelik kazanması, logosun patosu yani duyguları düzenlemesi sayesinde mümkün olabilir. Batı düşünce geleneğinin önemli bir kısmı bu görüşü benimserken, Russo alternatif bir ekole bağlıdır. İrade ile özgürlük kavramlarının yakından ilintili olduğu bu düşünce geleneğini takip eden Russo, insanlar arasında eşitsizliğin kaynağı ve temelleri üzerine nutuk adlı eserinde özgür iradenin insanı diğer hayvanlardan ayıran iki özellikten biri olduğunu kabul eder. İrade, ahlakın ve özgürlüğün kaynağıdır. Bir kişinin özgürlüğünden feragat etmesi, insan olma niteliğinden, insanlık haklarından ve hatta vazifelerinden feragat etmesi demektir. Böyle bir feragat, insanın doğasıyla bağdaşmaz ve bir kimsenin iradesini özgürlükten tamamen yoksun etmek, onun edimleri ahlaktan yoksun etmektir. Hayvanlar doğanın verdiği içgüdülerle hareket etmek zorundayken, insan davranışları doğanın bu sınırlamasından bağımsızdır. Her özgür insan edimi, iki sebebin bileşimi sonucunda gerçekleşir. Bunlardan ahlaki olanı edimi belirleyen iradedir. Fiziksel olanı ise onu icra eden kuvvettir. Russo, doğal insan davranışlarının iki prensip veya güdü tarafından yönlendirildiğini söyler. Bunlardan birincisi kendi varlığını veya iyiliğini gözetmedir. Bu güdü, kendini sevme, acıdan kaçınma, ölümden korkma ve rahatlık isteği gibi his ve eğilimleri içerir. Diğeri ise acıma duygusudur. Bu his herhangi bir canlının ve özellikle kendi türünden olanların acı çekmesi karşısında duyulur ve sadece insana değil, diğer hayvan türlerinde de göze gözlemlenebilir. Annelerin yavruları için hissettikleri şefkat de bu hissin bir tezahürüdür. Ruso doğal hakkın akıl değil, bu iki doğal hissin bileşiminden doğduğunu söyler. Kendini sevme ve merhamet. Rousseau, doğal insanın kendi varlığını gözetme eğiliminin çok ciddi bir çatışmaya sebep olmayacağına inanır. Zira doğa durumunda olası çıkar çatışması durumlarında merhamet duygusu hafifletici bir rol oynayacaktır. Bu eğilim, insanların birbirlerinden kopuk yaşadığı doğa halinde ciddi bir sorun teşkil etmeyecektir ama iç içe geçtikleri toplum halinde çatışma halinin ciddi bir boyut kazanmasına yol açacaktır. Bu iki güdü doğa durumunda birbirini dengede tutarken toplumsal durumda denge bozulur. Kendi varlığını gözetme güdüsü acıma duygusuna baskın çıkar ve bu durum insan özgürlüğünü tehdit edecek bir hal alır. Rousseau'ya göre birçok toplumsal kötülüğün sebebi bu dengenin bozulmasında yatar. Genel irade toplumsal sözleşmeyle vücuda gelen sivil ve siyasal birliktelikten doğar sivil ve siyasal hakkın doğabilmesi için siyasi birlikteliğin zorla değil, gönüllü teşekkül etmesi gerekir. Toplum Sözleşmesi'nde Rousseau'nun ele aldığı toplumsal sözleşme, ikinci nutuğun ikinci kısmında ele aldığı tarihsel olayların sürüklemesi sonucu gerçekleşmiş olabilecek sözleşmeden bu açıdan farklıdır. Birincisi özgürlük esasına dayanırken, diğeri bir zorunluluğun ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Toplumsal sözleşmede Russo'nun özellikle üzerinde durduğu özgürlük, ahlaki, sivil ve siyasal özgürlüktür. Genel irade, tüm bu özgürlüklerin anahtarı konumundadır. Rousseau, genel iradeyi toplumu oluşturan bireylerin iradelerinin tümünden ayırır. Genel irade, vatandaşın ortak faydayı gözetip karar vermesi sonucu açığa çıkar. İradelerin tümüyle Rousseau, toplum içindeki şahsi tercih ve çıkarların toplamını kasteder. Şahsi eğilimlerin sıklıkla cereyan etmesi cumhuriyetin yozlaştığının göstergesidir. Zira bir toplumun varlığını sürdürebilmesi için mutlaka ortak fayda ve paydayı bulmalı veya bir başka deyişle ortak yaşama iradesi olmalıdır. Böyle bir irade yoksa zaten gönüllü siyasi birliktelikte mümkün olamaz. Şimdiye kadar Rousseau'nun irade, ahlak anlayışından ve aklı ikinci plana attığından bahsettik. Ancak bu bir yere kadar doğrudur. Rousseau'nun genel iradesinde akli bir unsur da mevcuttur. Genel irade ile iradelerin tümü arasındaki ayrım bu akli unsura işaret eder. Genel irade toplumu oluşturan fertlerin yasama faaliyetini gerçekleştirirken dikkate alması gereken kıstastır. Kanun yapımı esnasında vatandaşların kendilerine sormaları gereken soru herhangi bir kanun teklifini tasvip edip etmedikleri değil, söz konusu kanun teklifinin genel iradeye uygun olup olmadığıdır. Birinci yaklaşım kanunları şahsi iradeye tabi kılarken, Rousseau'nun önerdiği ikinci yaklaşım şahsi iradeyi genel iradeye ve dolayısıyla aklın gerektirdiğine tabi kılmayı amaçlar. Genel irade aslında bir nevi tabi hukuktur. Bu açıdan Rousseau'nun genel iradeye neden her daim doğru ve yok edilemez dediğini de anlayabiliriz. Ancak bu akli unsurun yaratıcısı kanun koyucudur özellikle henüz halk olmamış bir topluluğun yasama gibi zorlu bir işin üstesinden gelebilmesi için üstün bir kişiliğe ihtiyacı olacaktır. Bu zorluk özellikle anayasanın yapımında ortaya çıkacaktır. Şekillenmiş toplumlarda bile anayasa yapım sürecinde yaşanan zorluklar dikkate alındığında Rousseau'nun kanun koyucu dediği şahsın önemli rolü daha iyi anlaşılabilir. Rousseau'nun değindiği bu tür tarihsel şahsiyetlerin başında Spartalılar gelmektedir. Russo'ya göre insanlar kendileri için her zaman iyi olanı isterler ama bu iyinin neyi gerektirdiğini her zaman sağlıklı bir şekilde öngöremeyebilirler. Genel iyi her zaman doğrudur ama ona yol gösteren muhakeme her zaman aydınlanmış değildir. Russo'nun toplum sözleşmesinde bahsettiği genel irade ve kanun yapma hakkı, insanların kaybettikleri doğal özgürlüğün yerine geçen sivil ve siyasal özgürlüğün garantisidir. Russo'nun özgürlük vurgusu, hemen hemen tüm eserlerinde ve özellikle doğal insanın sosyalleşme sürecini anlattığı ikinci nutukta açıkça görülebilir. Russo, orada toplumsal düzene girmiş insanın başına gelen iki büyük beladan bahseder. Birisi siyasi açıdan, başkasının buyruğuna tabi olmak, diğeri psikolojik olarak toplumun genel yargılarına teslim olmak. Toplum sözleşmesinin birinci belayı savuşturmanın yöntemini el alırken, ikincisiyle de ilgilenilir. Ancak bu ikinci seçenek herkese aynı oranda açık değildir. Russo, toplumsal yaşamda insan özgürlüğüne yönelik tehdidin devletten değil, eşitsizliğe meyilli insan doğasından kaynaklandığına inanır. Devleti bireye karşı tehdidin ana kaynağı olarak gören liberal düşüncenin Russo karşısındaki açmazlarından biri bireysel hakların meşruiyet kaynağını net olarak ortaya koyamamasıdır. Russo'yu eleştiren liberal düşünürlerin şu soruya net bir yanıt vermeleri gerekir. İlahi kaynak reddedildiğine göre vazgeçilmez insan veya bireysel hakların ne olduğuna karar verecek meşru merci nedir? Le liberal düşünürler çoğunlukla bu meseleyi göz ardı etmekle beraber bu meselenin farkında olanlar Rousseau'ya karşı yakın doğal haklar görüşüne dayanmaktadır. Russo'nun Materyalist sosyalist ekollerden farkı bu özgürlük sorununun ve çözümünün salt ekonomik temelli olmadığına dair inancıdır. O, genel iradeyi çözüm olarak tasavvur etmiştir.